Bugünkü Filistin meselesini konuşacağım üç temel konumuz var. Üç isimle konuşacağız. Üç isim de aslında Filistin meselesi üzerine çok yakından ilgilenen, sürekli uzun yıllardır bu meseleyi takip eden üç konuşmacımız var. Ben kısaca kendilerini size takdim etmek, tanıtmak istiyorum. Fatih Yavuz, Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'ndan mezun. Daha sonra Uluslararası İlişkiler bölümünden, Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun. Yüksek lisans derecesini Tel Aviv Üniversitesi'nde çatışma çözümü ve arabuluculuk programından aldı. 2017 yılından itibaren de Fatih Yavuz hocamız TRT World kanalının Kudüs muhabiri olarak çalışıyor. Bu Filistin-İsrail çatışmasına dair akademik çalışmalara devam ediyor. Çok sıcak bilgiler bize aktaracağını hocamızı düşünüyorum. İkinci olarak konuşmacımız Özgür Dikmen. Özgür hocamız da uzun yıllardır Filistin meselesi üzerine yakından ilgilenen bir isim. O da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun. Daha sonra aynı bölümde Şehir Üniversitesi'nde çalıştı. Yahudilik teorisi üzerine modernite bağlamında Yahudilik din ilişkisi üzerine çalıştı. Daha sonrasında yine bir yüksek lisans programı olan Kudüs İbrani Üniversitesi'nde İsrail çalışmalarında ikinci bir yüksek lisans derecesini aldı ve şu an için Özgür hocamız da Stanford Üniversitesi'nde Yahudi tarihi alanında doktor çalışmalarına devam ediyor ve sürekli olarak İsrail meselesiyle alakalı güncel yazılarda kaleme alan bir isim. Diğer konuşmacımız Zahide Tuğba Kor. Zaten hani hepinizin de yakından tanıdığını bildiğini sandım bir isim. Zahide hocamız da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun 2003 yılında. 2007'de yüksek lisans derecesini Türkiye-Suriye ilişkileri üzerine yazdığı bir tezle tamamladı. O günden bugüne İsrail üzerine, Filistin meselesi üzerine çok fazla hani çalışma yapan, bu meseleyle ilgili kitaplar neşretmiş, kitaplar ortaya koymuş, derlemeler yapmış bir isim. Ortadoğu çalışmaları üzerine çok fazla çalışmaları var. Çok çeşitli kitapları da kendisi sahip. Ortadoğu günlüğü diye bir bloğunda çok sıcak gündemleri sürekli olarak takip eden bir isim. Ben bu üç isimle bugün Filistin meselesini, güncel sıcak gelişmeleri, yeni boyutlarını, yeni tartışma, yeni fay hatlarını hani konuşmak istiyorum. Bugün ilk olarak konuşmacımız Fatih Yavuz hocamız olacak. Biraz Fatih Yavuz hocamızdan bir 15-20 dakika bir konuşma dinleyeceğiz. Bütün katılımcılarımızdan dinleyeceğiz. Soru cevapları konuşmanın sonunda, program panelin sonunda sorularınızı alabiliriz. Onları sürekli olarak yazarsınız chat bölümüne. Oradan da ben kendilerine sunumlarından sonra ileteceğim. Program esnasında da kendi mikrofonlarınızı kapalı tutarsanız çok memnun olurum. Programın aksamaması açısından çok önemli bir şey. Ben ilk olarak sözümü burada bitirip ilk olarak konuşmasını yapmak üzere Fatih Yavuz hocama daha sözü veriyorum. Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür edelim. Bütün katılımcılara merhaba. Siz de katıldığınız için teşekkür ederiz. Evet, dediğiniz gibi abi, hem Kudüs'te hem İsrail'in şehirlerinde Lod gibi, Hayfa gibi, Yafa gibi şehirlerde hareketli saatler yaşanıyordu uzun zamandır. Daha sonradan bu hareketlilik Gazze'ye taşındı ve Gazze'de maalesef şu ana kadar 300'e yakın Filistinli şehit olmuş durumda. Bunların 60'ından fazlası da çocuk. Bazı raporlara göre 70 binden fazla Filistinli yerlerinden edilmiş durumda İsrail'in saldırılarından dolayı. Şu anda bu insanlar da Birleşmiş Milletler'in Gazze'de bulunan 50 okulunda mülteci gibi, adeta mülteci gibi yaşıyorlar. İsrail saldırılarındaki Gazze'ye baktığımızda bilanço çok ciddi. Hem ekonomik olarak çok ciddi. 300 milyon dolardan fazla bir ekonomik zarar var. Aynı zamanda Filistinlerin sivil alanlarına da saldırılarda bulundu İsrail. Fabrikalar vuruldu. Koronavirüs testi yapan tek merkez vuruldu. Şu anda koronavirüs testi yapılamıyor ve aşılama yapılamıyor. Şöyle düşün, 70 binden fazla insan Birleşmiş Milletler'in okullarında adeta sıkış tepiş tabiri caizse şartlarda yaşıyorlar. Sosyal mesafeyi kurmak çok zor. Çok büyük ihtimalle eğer bu gece ilan edilirse ve yavaş yavaş restorasyon süreci başlarsa Gazze'de konuşacağımız meselelerden biri de maalesef Gazze'de artan koronavirüs vaka sayıları olabilir. Şu anlık durum bu. Ben biraz daha postmortem bir şey çizmek istiyorum. Bir bağlam çizmek istiyorum. Buraya nasıl geldik tabirinden. Burayı bilenler aslında her Ramazan'da burada olaylar olduğunu aşağı yukarı tahmin eder. Yani Kudüs'te her Ramazan olaylar yaşanır. Bu Ramazan'ın
diğer Ramazanlardan farkı neydi? Özgür abi de açacaktır. Netanyahu için önemliydi. İkincisi de yine gerilimin artması gerekiyordu. Benim gördüğüm kadarıyla Netanyahu için özellikle. Şimdi hemen bakalım nasıl arttı gerilim. Bir defa buraya gelenler bilir, Şam kapısı vardır. Belki de Eskişehir'in en büyük kapılarından, en önemli kapılarından, belki de toplanma merkezi diyebileceğimiz bir kapı. Burada merdivenler var, geniş merdivenler var ve Filistinler her teravih buradan teravihlerinden çıktıktan sonra Aksa'dan buraya geliyorlar ve basit olarak Ramazan'ın tadını çıkartmak istiyorlar. Orada oturuyorlar, şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Yani adeta Ramazan'ın tadının çıkartıldığı bizdeki Sultanahmet bağlamında bir yer düşünebilirsiniz. Böyle bir yer. Burada İsrail geçtiğimiz sene tabii koronavirüsten dolayı Ramazan'ın hem tadı çıkmamıştı hem de buralarda Filistinler oturtulamamıştı. Filistinler artık koronavirüs hemen hemen İsrail'de kontrol altında alındı desek de bu şeyler kaldırılmamıştı. Burada bariyerler kaldırılmamıştı. Filistinler de bu bariyerlerin kaldırılmasını istiyor. İlk teravih namazından itibaren. Ve Filistinler orada biriktiler. İsrail polisi de müdahale etti ve bu Ramazan'ın diğer günlerinde de sıçramaya başladı. Ve hemen hemen her teravih namazından sonra biz İsrail polisinin ses bombalarını duyduk. Tomalarını gördük. Bu arada tomalarla ilgili de ilginç bir detay var. Tomaların içerisinde bir pis su var ve kimyasal bir sıvı. Bu İsrail bir şirket tarafından icat ediliyor. Adeta kötü bir koku yayıyor. İngilizce'de skunk water deniliyor buna. Türkçesi de yani kaba tabirle kokarcı suyu diyebileceğimiz bir su. Lahm suyuna benzer bir koku yayıyor. Bu sebeple Filistinler tomanın şiddetinden daha çok kokusundan kaçıyorlar. Ve alanı boşaltmış oluyorlar böylece. İsrailler de bu bu kokunun oldukça yararlı olduğunu düşünüyorlar. Kalabalığı dağıtmak için bu sebeple kullanıyorlar. Burada ırkçı bir taraf da var. Çünkü İsrail bizim gördüğümüz kadarıyla bu özel sıvıyı sadece Filistinlilere, Haredilere yani ultra ortodoks diyebildiğimiz dindar Yahudilere ve aynı zamanda Etiyopyalılara karşı kullanmış bu zamana kadar. Ben Batı Kudüs'te protestoları da takip ettim. Anti Netanyahu karşı protestoları takip ettim. Hatta tomalardan bir tanesine de hedef olmuştum. Doğrudan beni hedef almıştı ve içerisinde böyle kötü bir sıvı yoktu. Yani orada bulunan İsraillere bu sıvı kullanılmıyordu. Sadece Filistinlilere kullanılıyordu. Bu detaydan hemen sonra yine İsrail plastik mermilere de başvuruyordu çoğu zaman. Ve gerilim gittikçe gün içe yani Ramazan boyunca devam etti ve İsrail bir saatten sonra şeyden vazgeçti. Bariyerlerin konmasından vazgeçti ve bariyerler kaldırıldı. Görece İsrail şiddet dalgası azaldı. Ancak 2 Mayıs'a gelindiğinde İsrail Mahkemesi'nin Şeyh Cerrah'la ilgili bir kararı vardı. Şeyh Cerrah'la ilgili kararın uygulanması gerekiyordu. Bu da neydi? 13 tane Filistinli ailenin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 13 Filistinli ailenin zorla evlerinden çıkartılması kararıydı. Bu kararın arka planında ne vardı? Burada bulunan yerleşimcilerin 19. yüzyılda 2 tane Yahudi STK'sına, sivil toplum kuruluşundan bu evleri satın aldığına dair gösterdikleri belgenin İsrail mahkemelerince kabul edilmesi. Bundan sonra da İsrail mahkemesi tabii karar uygulaması gerekiyordu. Ancak Filistinler burada dayanışma gösterilerinde bulundular Şeyh Cerrah Mahallesi'nde. Daha sonradan yine İsrail polisinin şiddetiyle karşılaştılar. Uzun bir dönem Şeyh Cerrah Mahallesi bu sefer gündem olmaya başladı. Burada yine çok dar bir sokaktır Şeyh Cerrah Mahallesi, Özgür abi hatırlar. Çok dar bir sokaktır. Bir araba zor girer, karşılıklı arabalar hemen hemen iki araba diyelim. Zor girer. Bu mahallede, bu dar mahallede İsrail polisi tomalarını kullanmaya devam etti. Ses bombalarını kullanmaya devam etti. 2 Mayıs'tan sonra tabii karar ertelenmek zorunda kaldı. Karar şu anda bir ay sonrasına ertelendi. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ancak olaylar her zaman devam ediyor. Ramazan'ın son günlerinde, son cuması aslında olayları tırmandıran zaman oldu. Baktığımız zaman şiddet grafiğinin gittikçe arttığını görüyoruz Kudüs'te. Ramazan'ın ilk gününde başlayan, daha sonradan Şeyh Cerrah'la devam eden, daha sonradan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınla artık şiddetin dalgasını yükseldiğini görüyoruz. Burada ne oldu? Son cumasıydı Mescid-i Aksa'da, son cumaydı ve İsrail askerleri, İsrail polisleri Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı ve Mescid-i Aksa'da plastik mermi kullandılar. Yine göz yaşartıcı bomba kullandılar. Ve orada bulunan Filistinli gençleri dağıtmak istediler.
Bundan sonra tabii tepkiler büyüdü, gittikçe büyüdü. Orada da 300'den fazla Filistinli plastik mermilerle yaralandı. Orada gazeteci abilerimizden, Anadolu Ajansı'ndan gazeteci abilerimize yaralandılar işlerini yaparlarken. Daha sonradan pazartesi günü asıl olayları tırmandıran zaman geldi. Çünkü orada artık Hamas devreye girmişti. Hamas İsraillere ultimatum verdi. Akşam 6'ya kadar eğer Mescid-i Aksa'dan polisleri çekmezseniz, polislerinizi çekmezseniz ve tabii Şeyh Cerrah'taki iddialarınızı çekmezseniz, bunun gibi birkaç ultimatum maddesi daha var, saldırıda bulunacağını açıkladı Hamas. Akşam 6'da ve tabii bunu açıklamadan evvel de pazartesi günü olaylar tekrardan tırmanmıştı Mescid-i Aksa'da. Sabah namazında Filistinli gençler nöbet tuttular. Çünkü o gün İsrailli yerleşimcilerin Kudüs günü diye bilinen günüydü ve orada Mescid-i Aksa'ya girme ihtimalleri vardı. Bu haber yayıldı. Filistinli gençler Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutmaya başladılar. Ancak İsrail bir anlamda yerleşimcilere girmesine izin vermese de İsrail polisi baskın düzenledi ve o gün orada 400'den fazla Filistinli plastik mermilerden dolayı yaralandı. Gözlerinden vurulan Filistinler de vardı, gazeteciler vardı. Aynı gün akşamı saat 6'ya geldiğimizde Hamas sözünü tuttu. Ben yaklaşık 4 senedir buradayım. İlk defa Kudüs'te sirenlerin çaldığını duydum. Çok acı sirenler çaldı ve daha sonradan bir patlama duyduk ve patlamada tabii Kudüs'ün daha çeperinde diyebileceğimiz bir alanda füzenin düştüğü görüldü ve o saatten sonra artık şiddet sarmalı başlamış oldu ve İsrail saldırılarının merkezi Gazze'ye taşınmış oldu. Grafiğe baktığımız zaman bariyerlerle başlayan, Şeyh Cerrah'la artan, Mescid-i Aksa'ya girilmesiyle devam eden bir süreç görüyoruz. Daha sonradan da Hamas ve İsrail arasındaki bu hadiseye şahit oluyoruz. Önce bir Şeyh Cerrah'la ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye medyasında da ve Twitter'da da bu tarz şeyler maalesef yayılıyor. Birincisi Şeyh Cerrah'la ilgili çözüm önerilerinin içerisinde bu evlerin İsrail devletine teslim verilmesi, en azından verilmesi ve orada bulunan Filistinlilerin kiracı olarak kalması şeklinde öneriler var. Ve maalesef Türkiye'de bu önerilere karşı bir şey görüyoruz. Yani bu önerileri doğru bulduklarını görüyoruz. Bugün Volkan bunu doğru bulanları görüyoruz daha doğrusu. Bugün Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı, biliyorsunuz Türk diplomat, önemli bir şey söyledi. İsrail'in burada bir jurisdiction yok. Yani 1967 yılından beri Doğu Kudüs'ü işgal ediyor İsrail. Ve Şeyh Cerrah Doğu Kudüs'te. Doğu Kudüs'ü işgal eden bir ülkeye siz evinizi nasıl verebilirsiniz, nasıl satabilirsiniz? Bu sebeple kabul edilebilir bir şey değil. Aynı zamanda bu bir emlak meselesi de değildir sadece. Aynı zamanda Yafa'ya baktığımız zaman da Yafa kentine, Yafa kentinde de benzer hadiseler gerçekleşiyor. Bu Absentee House diye bilinen, yani gayip evleri, yani gayip 1948'de yerlerinden edilmiş, Nakba zamanında yerlerinden edilmiş insanların evleri var. Ve bu evlerde bir kısım Filistinli oturmaya devam ediyor. Ancak İsrail bu gayiplik yasasını kullanarak bu evleri açık arttırmada satabiliyor. Bu evler açık arttırmada satılınca en yüksek fiyatı, tabii ki de ekonomik durumu daha iyi olan, görece daha iyi olan Yahudiler ev sahibi oluyorlar. Ve Filistinler bunu Yafa'nın Yahudileştirmesi olarak görüyorlar. Ve Yafa'da kocaman bir grafiti vardır, hem İbranicedir hem de Arapça yazılmıştır. Aynı yerdedir. Yafa satılık değildir şeklinde bir ifadesi var. Buradan nereye geleceğiz? Hem Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlarda hem de Yafa'da yaşananlarda şunu görüyoruz. Burada bir devamlılık var. İsrail'in 1948 yılında başlattığı politikanın devamlılığı var ve bunu sadece biz söylemiyoruz. Bu benim gözlemim. Filistinler de bunu Nakba'nın devamlılığı olarak görüyor ve İsrail politikasının devamlılığı olarak görüyor. Bence de doğru. Çünkü her ne kadar burada baktığınız zaman 19. yüzyılda alınmış bir ev var, belge var vesaire de olsa, aynı şey Yafa'da yok, ancak Yafa'da da İsrail'in aynı benzer politikası devam ediyor. Bu sebeple bu mesele sadece kesinlikle, hatta bir emlak meselesi olarak görülemez. Bu indirgemeci bir yaklaşımdır. Bunu ben bir gazeteci olarak, olayları gözlemleyen biri olarak kabul edemiyorum. Buradan nereye bağlamak istiyorum? 1948 yılından beri İsrail vatandaşı olan Filistinlere gelmek istiyorum. Bu da şiddet sarmalının bir parçasıydı. Yafa'dan bahsetmiştik. Yafa'da genellikle İsrail vatandaşı olan Filistinler yaşar. Ve ilk defa benim şahitliğim zamanında
bu Filistinlerin mobilize olduğunu gördük. Yani hem Gazze ile ilgili mobilize oldular, hem Mescid-i Aksa ile ilgili mobilize oldular, hem Şeyh Cerrah ile ilgili mobilize oldular, hem de kendilerinin yaşadığı bu ikinci sınıf vatandaş durumuna dair bir şeyler söylemeyi, daha da sesli söylemeye başladılar. Burada bir mobilizasyon görüyoruz aslında. Bunu yabancı medya da bu şekilde aktarıyor. Bizim hemen hemen üzerinde konsensüsü olduğunu düşündüğümüz bir şey bu. Filistinlilik bilincinin tekrardan ortaya çıktığını gördüğümüz bir zaman dilimini yaşıyoruz. Tabii burada bir hani bir İsrailliyiz, iyi şartlarda yaşıyoruz, yaşamak istiyoruz diyenler var. Bunu Filistinlilik bilincinden ayıramayız. Çünkü bu insanlar biz İsrailliyiz demiyorlar. Buna 2018 yılındaki yasaya bakarak daha iyi anlayabilir. Çünkü 2018 yılında İsrail ulus devlet yasasını çıkardı. Ve ulus devlet yasası diyordu ki, bu ülkede sadece Yahudilerin self-determinasyon hakkı vardır. Yani bu buradan İsrail bir Yahudi devleti mi, yoksa her vatandaşına demokratik şartlarda olumlu yaklaşan ya da pozitif yaklaşan, eşit şartlarda yaklaşan bir devlet midir sorusu ortaya çıkıyor. Bu Ömer Özgür abi belki daha fazla teorize edebilir. Ben Gurion'un Memlahtiyut fikrinden çok daha uzak bir şey görüyoruz burada. Çünkü artık daha da Yahudileşen, Yahudi kimliği ağır basan bir devlete doğru. En azından hukuken de olsa, 2018 yılında çıkmış bu yasayla beraber, hukuken daha Yahudi bir devlete doğru gidiyor ve Filistinler bundan çok rahatsız. Sadece Filistinler değil, buraya çalışanlar bilir. Filistinler, tabii bunları aynı zamanda Arap diye de tanımlıyorlar ama ben Filistinli demeyi tercih ediyorum. Çünkü onlar da bu şekilde tanımlıyorlar kendilerini. Aynı zamanda Dürziler var. Dürziler İsrail'de askerlik yaparlar. Burada sadece ikinci sınıf olan insanlar Filistinler değil de aynı zamanda Dürziler de. Ve Dürziler İsrail'le araları, yani bazı Dürzilerin özellikle Golan Tepelerinde yaşayanlardan bahsetmiyorum. Onlar Golan Tepelerinin Suriye'ye bağlı olduğunu ve kendilerini de Suriyeli olarak tanımlayan Dürziler. İsrail içerisinde yaşayanlar ise askerlik dahi yaparlar. Hatta İsrail savaşlarında ölmüşlerdir. Hatta Araplara karşı en önde kullanılır İsrail tarafından. Gazze'ye operasyonlar düzenlendiği zaman, içeriye girme, sızma operasyonları düzenlendiği zaman genellikle Dürziler kullanılır. Çünkü Arapça konuşurlar. Bazıları her ne kadar renkli gözlü ve sarışın da olsa bazıları var ki daha Araplara benziyor. O sebeple onlar kullanılır ki İsrail, bunu şunun için söylüyorum, İsrail devletiyle sorunu olmayan grup bunlar. Onlar da 2018 yılındaki yasayla beraber ikinci sınıf vatandaş statüsüne düştüler. Şimdi bütün bunları ele aldığımızda Araplarda özellikle bence İsrail'de bugün bir ateşkes olabilir. Ateşkes olduktan sonraki asıl meselelerden biri İsrail vatandaşı olan Filistinler ve Yahudiler arasında çıkan meseleyi çözme meselesi. Bu daha bana göre kapsamlı, daha derin bir mesele. Çünkü İsrail basit olarak Hamas'a angaje olabiliyor. Yani Hamas'tan ya da işte Gazze'den gelen füzeleri o sofistike hava savunma sistemleriyle vurabiliyor. Ve tecrit altında, çok ciddi bana göre bir tehdit değil, ancak içeride bulunan Filistinler İsrail'e göre çok büyük tehdit. Özellikle İsrail medyasına baktığım zaman bunu tehdit olarak görmeseler bile, çok ciddi tehdit görmeseler bile bunu işaret ediyorlar. Yani asıl odaklanmamız gereken konunun bu olduğunu söylüyorlar. Bence de yanlış değil. Bence de doğru. Çünkü muhtemelen bu gece ateşkes olur. Yarın restorasyon çalışmaları başlar. Ülkeler Gazze'ye yardım eder. Ama yan yana yaşayan insanları nasıl barıştıracaksınız? Bence asıl mesele biraz da bu. İsrailler şu anda bunu tartışıyorlar. Çok büyük ihtimalle biz de buna biraz da bu olaylardan sonra buna odaklanacağız diyebilirim. Özgür abiye geçmeden evvel Netanyahu tarafında ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Netanyahu biliyorsunuz. Abi, Özgür abi, eğer senin söylediklerine giriyorsan beni uyarırsın. Yani senin söylediklerine. Netanyahu bu geçtiğimiz günlerde bu operasyonları diyelim, bu saldırıları periyodik olarak tanımladı. Biz şu ana kadar İsrail'in Gazze'ye dair bir politikası var mı bilmiyoruz. Yani Gazze'de ne yapmak istiyor? Gazze'yi ele geçirmek mi istiyor? Hamas'ı oradan çıkartmak mı istiyor? Yıldırmak mı istiyor? Yazılı bir şekilde ya da konuşulan bir şey açıkçası şu ana kadar göremiyoruz. Bunu ben söylemiyorum. İsrailli araştırmacılar, yetkililer söylüyor. İsrail'in Gazze politikası nedir diye büyük bir soru işareti var. Baktığımız zaman bir tecrit var. Tecritten sonra periyodik savaşlar var ki bence benim Netanyahu'nun bugün geçtiğimiz günlerde söylediği bu ifade doğru. Yani tanımlaması doğru. Bir periyodik savaş dalgası var Gazze'de, Gazze'ye dair.
Bunlardan ne, buna baktığımız zaman 2014'te bir savaş görüyoruz. Ondan önce 2008'in sonunda bir savaş görüyoruz. Şimdi de yeni bir savaş görüyoruz. Yani bir 6 sene ve 7 sene aralıklı olarak İsrail'in operasyonları var. Ve İsrail'in buradaki stratejisine baktığımız zaman, en azından savaş doktrinine baktığımız zaman capacity reducing diyebileceğimiz bir şey kullanıyor İsrail. Nedir bu? Hamas'ın tünellerini vuruyor. Kendi Hamas'ın kapasitesini düşürmeye çalışıyor ama aynı zamanda sivil alanları da vuruyor. 60'tan fazla çocuktan bahsediyoruz. 200'den fazla sivilden bahsediyoruz. Bunların şehit olduğunu defalarca aktardık. Ve burada şunu görüyoruz. İsrail sadece Hamas'ı vurarak kapasitesini düşürmüyor. Sivil alanları da vurarak kapasitesini düşürüyor. Çünkü birincisi savaş bittikten sonra Hamas'ın uğraşması gereken şeylerden biri restorasyon. Yani birincisi fabrikaların tekrardan yapılması gerekiyor. Binaların tekrardan inşa edilmesi gerekiyor. Hastaneleri tekrardan inşa edilmesi gerekiyor. Hamas'ın uğraşması gereken şeylerden biri şu olacak. Bunları restore etmekle daha çok uğraşacak ya da kendi kaybettiği, İsrail'in saldırılarından dolayı kaybettiği askeri kapasitesini tekrardan kazanmaya çalışacak. Bence İsrail'in doktrinlerin içerisinde bu faktörü de koyabiliriz. Yani sivil alanını bence rasyonel olarak vuruyorlar ki Hamas biraz daha bu konularla uğraşıp askeri tarafı biraz daha erteleyebilsin. En azından bununla ilgili baskı olsun. Üçüncü faktörü de Hamaslıların, özür dilerim, Gazze'lilerin Hamas'a ve İslam Cihad'a olacak muhtemel baskıları. Bunu yaparak Hamas'a muhtemel bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bence çünkü ben de Gazze'de bulundum. İnsanlar aslında bunlardan bahsediyorlardı. Bunlardan bahsetmiyor değillerdi. Ancak çok fazla bunları duymuyoruz. Muhtemelen İsrail'in hedeflerinden biri de bu. Yani sivil alanları vurup Hamas'a baskı kurdurtmak. Aslında burada İran'daki maksimum pressure stratejisine çok benziyor. Yani biraz da İran'ı kapatıp İranlıları rejime karşı döndürme çalışması. Bence burada da Gazze'de de aynı taktik devam ediyor diyebiliriz. Biraz fazla konuştum sanırım. Benim şu ana kadar söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim hepinize. Estağfurullah. Ben bir şey Hüseyin, bir soru sorabilir miyim? Tabii. Çünkü hocamız yani biraz daha erken çıkabilir. Onun için kendisinden yani çıkmadan önce biraz daha şey yaparsak iyi olur. Özgür buyur. Eyvallah. Yani katılımcılardan da soru soranlar varsa Fatih'e belki şimdi alabiliriz. Kendisi programa geçecek çünkü geçmesi gerekebilir. Şunu ben sormak istiyorum aslında. Yani şimdi bu capacity reducing, kapasiteyi düşürme, hani Hamas'ın kapasitesini düşürme meselesinden bahsettin. Yani bu son belki 10 günde gördüğümüz işte aslında bunun çok bir işe yaramadığı yönünde. Çünkü Hamas kimsenin beklemediği şekilde hiçbir tarafın çok ciddi bir kapasiteyle kendini gösterdi. İşte füzeler vesaire ve ciddi anlamda aslında İsrail'in içinde mobilize etti diyebiliriz bir yönüyle. Ve hatta Netanyahu'ya da şey tehdidinde bulundu. Yani çok eğer bizi zorlarsan işte kuzeyden de füze atarız, böyle sembolik birkaç füze atıp bunun da işaretlerini verdi. Yani sen bu meselelerle teorik olarak da ilgilendiğin için bu savaş sonrası inşa meseleleri vesaire sormak istiyorum. Sence bundan sonra İsrail nasıl bir bu capacity reducing meselesine nasıl bakar? Çünkü şu ana kadar yani yaptıklarının hiçbir işe yaramadığını görmüş olmalı. Nasıl bir yaklaşım geliştirir ya da işte Gazze'ye karşı uyguladığı şiddet ve baskıda nasıl bir dönüşüm bekleyebiliriz? Belki bunun üzerine birkaç bir şey eğer mümkünse. Abi benim gördüğüm şu var. Yani Netanyahu'nun o periyodik savaş ifadesinden yola çıkarak söyleyeceğim. Bence İsrail için Hamas angaje olabildiği, güvenebildiği daha doğrusu, o ifade doğruysa yani güvenebildiği bir düşman. Çünkü kapasitesini biliyor. Yani ne yapıp ne yapamayacağını biliyor. İşte roket saldırıları yapabiliyor. %90'ı vuruluyor, %10'u düşüyor. 12 tane İsrailli ölüyor şu ana kadar. Peki öbür opsiyon ne? Yani bence o soruyu o şekilde cevaplayabiliriz. Netanyahu bununla ilgili de bize bir fikir veriyor. O da Gazze'nin içerisine girip Hamas oradan çıkartıp Gazze'yi elinde tutmak. Bu da bir opsiyon ve Netanyahu dedi ki bu hala masada olan bir opsiyon. Bunu terk etmedik ama bunun sonuçları daha yıkıcı oluyor İsrail için. Şu anda İsrail medyasının bize söylediği bir şey var. O da eğer bir ateşkes olursa ve bu ateşkes karşılıklı bir anlaşmayla olursa ki çok büyük ihtimalle yorum yapmak istemiyorum, yanılmak istemiyorum açıkçası. İsrail medyasının aktardığına göre bu tek taraflı olacak. Yani İsrail'in bir ateşkes yapma ihtimali var. Yani ateşkesi onlar
açıklayacaklar. Şimdi eğer ilk opsiyonu eğer kullanırsa İsrail, yani Gazze'nin içerisine girerse, olacakları tahmin edelim ki evvelden yaşandı bu. Birincisi asker kaçırmalar olacak. İkincisi asker kaybedecek. Çünkü siz havadan saldırıyla Gazze'ye girip oraya tutamazsınız. Yani gidip oraya oturmanız gerekiyor. Lübnan'da yapmak istedikleri gibi. Mısır'da yapmak istedikleri gibi. Yani bunu Gazze'ye yapabilirler mi? Kapasiteleri var ama kayıpları çok büyük olur. Bence bu hiçbir siyasinin alabileceği bir risk değil şu anda. Bence Gazze'yi şu anda abluka altına tuttular. Bu şekilde politikalarını devam ettirmek istiyorlar. Ve hani bu periyodik savaşlar İsrail'e benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi zarar vermiyor. Yani evet 12 kayıp var ama siyasetçi için düşün, Netanyahu için düşün. Şu anda Netanyahu bana göre kazanan taraf. Yani onu sen daha iyi açıklayacaksın. O yüzden girmek istemiyorum. Bana göre kazanan taraf ve bence siyasilerin genel olarak bakış açısı bu. Bunu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama senin konuşacağın şeyleri az çok tahmin ediyorum. Tahmin ettikten sonra da şunu söylerim. Acaba Hamas içinde Netanyahu en azından ne yapacağını bileceği bir lider mi? Çünkü yani başka bir liderin gelmiş olması, başka bir politika demek. Şu son yapılan olaylarda da Netanyahu'nun elini güçlendirdiğini biliyoruz. Hamas neden böyle bir şeye girdi? Bak dikkatimi çektiyse Hizbullah biz bu savaşın içerisine çekilmeyeceğiz dedi. Yani bu benim kafamda olan bir soru işareti. Acaba yani şöyle düşünüyorum. Hamas yetkilisiyim. Hangi lideri tercih ederdim İsrail'de? Netanyahu'yu mu? Yoksa Gideon Sarı mı? Benny Gantz'ı mı? Bence rasyonel düşündüklerini düşünürsek Netanyahu'yu tercih edeceklerdir. Çünkü en azından predictable. Yani ne yapacağını bilebiliyoruz az çok. Ben o sebeple hala aynı şeyin periyodik durumun devam edeceğini düşünüyorum. Hamas elinden geldiği kadar tüneller kazmaya devam edecek. Hamas elinden geldiği kadar kendi askeri kapasitesini güçlendirmeye devam edecek. Ve İsrail de kendi için en doğru zaman, en verimli ve en doğru zaman ki bu siyasetçilerin de zamanına göre de değişebilir. Bence Netanyahu için en doğru zamandı bu. Ona göre bir zaman belirleyip tekrardan bundan 6-7 yıl sonra böylesine bir major saldırı görebiliriz. Ben değişeceğini zannetmiyorum abi. Yani ekstra tamamen bu adamları silelim, bitirelim gibi bir politika gitmeyeceklerdir. Bence asıl odaklanması gereken şey yer Batı Şeria. Bir de şöyle bir şey var. Bence bizim görüşümüze göre Gazze, özür dilerim, Hamas ve Fethiye arasında Netanyahu Fethiye Hamas'a dengelemek istemiş olabilir. Batı Şeria'da özellikle. Yani bu ihtimali de göz önünde bulunduruyorum. Bakalım ne olacak 6-7 yıl sonra. İnşallah tekrardan böyle bir şey görmeyiz. Çok acı çünkü fotoğraflar gerçekten yani keşke sadece onları kullanabilsek. Ve belki de son sözümü söyleyeyim abi. Seninle de konuşuyorduk telefonda. Burada bunların tali mesele olduğunu unutmamak lazım. Tali meselelerdir. Yani küçük çaplı çatışmalar, 10 günlük savaşlar bunların hepsi bence tali meseleler. Asıl konuşmamız gereken şey günlük hayat, yani burada yaşanan günlük meseleler. İsrail'in işgali günlük bir meseledir. Yani savaşlarda kendini belli etmez. Yarın ateşkes olur, restorasyon olur, binalar tekrardan dikilir. Ama Batı Şeria'daki işgal devam edecek. Şeyh Cerrah'taki işgal devam edecek. İsrail'in asıl planı bu. Yani evet 10 gün sonra bir savaş bitebilir ama bu işgal devam edecek. Bence aslında konuşmamız gereken şey kesinlikle günlük hayat. Filistinlerin günlük hayatı, Filistinlerin İsrail'in günlük yaşamda işgalini nasıl yaptı? Kesinlikle bence asıl mesele bu. Savaştan daha çok. Evet savaşta maalesef 200'den fazla insan vefat ediyor. Ve bunlar 10 günde oluyor. Ama 10 gün sonra bitiyor. İsrail, Filistinler her gün evsiz kalma tehdidiyle yaşıyorlar. Bu insanların psikolojisini düşün. Bence asıl konuşulması gereken şey günlük yaşam. Hocam çok... Teşekkür ederiz. Özgür devam çok, sorun çok mu? Kısa bir ara, çok kısa bir araya gireceğim. Yani tabii burada bugün günlük yaşamı konuşamıyoruz. Öncelikle çok teşekkürler Fatih. Çok zihin açıcı oldu bu cevap. Günlük hayatı konuşamıyoruz tabii. Yani inşallah onu haftaya bir programda konuşacağız. Kudüs'teki Türk muhabirlerle birlikte bir program yapacağız. Onlarla birlikte konuşacağız. Günlük hayat ne oluyor, ne bitiyor, sokakta ne oluyor diye. Hüseyin abi sorular var istersen. Ya onları biraz hani sen de kendi sunumunu tamam. Yaptıktan sonra da hani biraz daha şey yapabiliriz. Böyle sen de sunumu yap. Fatih hocamıza çok teşekkürler. Yani son gelişmelerden işte Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olanlardan işte 2018'deki
Önemli gelişmelerden, tarihi kırılma anlarından söz etti. Son çatışmaların aldığı boyutlardan söz etti. Şimdi ikinci olarak da aslında biz Özgür'den İsrail siyasetinde Netanyahu etkisi, biraz İsrail siyaseti üzerinden bu Hocam meseleleri ben anlatmayı istiyor. Yavuz Hoca'ya bir soru sorabilir miyim? Yavuz Bey'e. Tamam, Yavuz Hoca'ya bir olabilir. soru Tamam, sorabilir tamam. Tamam, onu alalım o zaman. Ondan sonra Özgür'den miyim? alalım. Yavuz Hocam, peki şu an hani tüm dünyada radikallerin olduğunu biliyoruz. Mesela işte Almanya'da Nazi vesaire gibi. Peki şu an İsrail halkının bir yüzdeyi vurmak isteseniz yüzde kaçı radikal? Yani yüzde kaçı bu şiddeti destekliyor, şiddeti hani meşru görüyor? Böyle bir yüzde vermem mümkün değil ki bu şeyi ben yapmıyorum yani elimde bir sayı yok. Ama İsrail'in sağcılaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Son Netanyahu'nun ve diğer sağcı liderin aldıkları oylara baktığımız zaman İsrail'de bir sağ spektrum görüyoruz. Bunlar tabii şiddeti destekliyorlar mı bilmiyorum ama bence Gazze konusunda mobilizeler. Yani Gazze'de çünkü Hamas onlar için bir terör organizasyonu. Bu sebeple oraya yapılan operasyonu hayır demiyorlar. Bazen bana kalsa çok büyük bir kısmı da ölen insanlardan Hamas'ı suçluyor ki zaten bu İsrail'in retoriği. Yani onların yüzünden bu iş böyle şeklinde ifadeleri var ki zaten Gilad Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını açın bakın hemen hemen aynı şeyleri duyarsınız. Bence İsrail sağcılaşıyor ve rasyonel olan sağ, irrasyonel olan sağcı liderleri kullanıyor. Bunlardan biri de Itamar Ben-Gvir ve ben bunu normalde de komplo teorilerini seven biri değilim. Ama Itamar Ben-Gvir'in burada benim gözümün önünde Şehcerrah Mahallesi'nde nasıl provokasyonlar yaptığını gördüm. Yani bildiğiniz ateşe benzinle gitti. Ve bu insanı meclise taşıyan kişi de Benjamin Netanyahu. Ben şimdi Özgür abinin alanına çok girmek istemiyorum ama o bence çok daha iyi yanıtlayacaktır sağcılaşmayı Hocam. İsrail'de. Burada sadece siyasetten bakarak meclis spektrumuna baktığımız zaman bir sağcılaşma görüyoruz. Ancak dediğim gibi bunların yüzde kaçı şiddeti destekliyor bilemiyorum. Ama yine genç kitle olduğunu tahmin edersem bu bizi dinleyenlerin bir TikTok'lara bakmasını isterim. Yani sadece İsraillerin Filistinlere dair görüşleri ne? Ben 4 senedir buradayım. İlk defa eşimin Yafa Caddesi'nde yürümesini istemedim. Yani Yafa Caddesi'nde Özgür abi yaşadığı ne kadar en azından rahat yaşanabilecek bir Müslüman olarak rahat yaşanabilecek bir yer olduğunu bilir kendisi. Ama ilk defa şey yapmak istemiyoruz yani gitmek istemiyoruz. İlk defa bu kadar güvensiz hissediyoruz kendimizi. Ve bunun maalesef sebeplerinden biri İsrail'deki o sağcılaşma, sağcı gençlik daha doğrusu. Bu bence bir fenomen. Neden böyle oldu? Bunu açıklamak için belki başka bir program bile yapılabilir ama sloganlara baktığınız zaman korkuyu anlayabilirsiniz. Araplara ölüm sloganları atılıyor. Lot şehrine giremiyorsunuz. Az daha biz taşlanıyorduk girdiğimizde. Giremiyorsunuz. Ve dediğimiz gibi şu anda herkes kendi köşesine çekilmiş durumda. Yine sonrası için bir şey söyleyeyim. Bence şu anda herkes tetikte. Asıl mesele yelkenden suya indiği zaman. Yelkenden suya indiği zaman herkes daha tehdide açık olacak. Bu sefer periyodik, sürekli ama küçük küçük hadiselerle karşılaşacağız. İnşallah olmaz. Bu benim sadece küçük bir tahminim. Umarım sorunuza cevap verebilmişimdir. Hocam çok teşekkürler. Özgür, ikinci sunum senin. Biraz işte belki de İsrail siyasetindeki sağcılaşma ve Netanyahu problemi üzerinden Özgür bize bir şeyler söyleyecektir. Buyur Özgür. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Fatih çok teşekkürler abi sana da gerçekten güzel bir zemin üzerinde konuşmak için. Yani ben aslında Fatih'in söylediklerine döneceğim. Ama en sonunda söylediğimi en başta söylemeyi ben tercih ediyorum. En sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Bu da yani ben bu süreci yani Netanyahu'nun ve İsrail'in ve çatışmanın hani Gazze, Hamas, İsrail arasındaki bu alışverişin, şiddetin artık bunun adına her ne diyeceksek daha çok Trump'tan Biden'a geçiş sürecinin bir tezahürü, bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Tam olarak bir geçiş dönemine dair bir çatışma bu benim görebildiğim kadarıyla. Ve çok ilginç bir şekilde Biden'ın çok az müdahalesi vardı şiddetinden tırmandığı zamanlarda. Bu da aslında yani Amerikan başkanının, yeni Amerikan başkanının David
Benjamin Netanyahu'yu ne kadar da istemediğine dair bir şey olarak okunabilir. Zaten çok geç, uzun süre aramadığı ve şu anda da hani uluslararası platformlarda çok fazla alan açmıyor kendisini. Ve tabii ki Trump dönemindeki gibi bir şey görmemizin imkanı yok. Dolayısıyla ben bu meseleyi birazcık o bağlamda okumayı tercih ediyorum. Yani şöyle ben Fatih'in dediklerini çok fazla tekrar etmeyeceğim ama yani şöyle bir durum var. Evet, yani Şeyh Cerrah'ta yani Mayıs'ın başından itibaren başlayan olaylar. İşte Damas şeyde Şam kapısında Nisan'ın ortasından itibaren, Ramazan'ın başından itibaren başlayan olaylar. Ve sonrasındaki işte bu özellikle bu sene bu Kudüs gününde ayrıca büyük bir organizasyona girişme çabası. Ben bunları daha çok şey olarak görüyorum. Yani Netanyahu'nun zayıf döneminde ki bir anlamda bir nevi tabiri caizse lame duck, yani topal ördek denir ya, hani Amerikan başkanlarının ikinci senesinde hani artık şeylerdir, çok bir etkileri olmaz siyasete. Yani Netanyahu'nun bir anlamda bir yönüyle bir ayağı çukurda şu anda. Yani bu son olaylardan sonra çıktı mı çıkmadı mı onu tartışabiliriz ama özellikle bu yani Mayıs'ın başında epey çukurdaydı. Çünkü ne oldu? İşte bir koalisyon kuramadı Benjamin Netanyahu. 4 seçimin üzerine, ki yani 2019'dan bu yana 4 defa seçim geçirdi İsrail ve bu 4 seçimin 4'ünde de devam ettirilebilir bir hükümet kuramadı. Bu aslında sistemin çok büyük bir krizi. Ve tabii bu krizin orta yerinde de aslında Benjamin Netanyahu oturuyor ve onun bir şekilde başbakanlık koltuğunda kalma çabası var. Yani bu son dönemde de özellikle yani koalisyon kuramadı. İlk defa koalisyon kuramadı. Ve sonrasında Yair Lapid'e İsrail Cumhurbaşkanı koalisyon kurma görevini verdi. Böyle olunca zaten bunun mesela en ilginç gözlemleyebileceğimiz yer işte Fatih'in de zikrettiği Itamar Ben-Gvir isimli Otma Yehudit, Yahudi Gücü Partisi'nin yani ultra sağcı, böyle ultra siyonist yerleşimleri çok kuvvetli bir şekilde destekleyen Itamar Ben-Gvir'in gidip Şeyh Cerrah'ta ortalığı karıştırması oldu. Yani şöyle bir şey var. Tabii Benjamin Netanyahu 12 senedir, yanılmıyorsam Fatih, yani 12 senedir başbakanlık koltuğunda oturuyor. 2009'dan bu yana. Ve tabii bu yani Netanyahu'nun orada oturması demek sadece kendi partisinin güçlenmesi anlamına gelmiyor. Yani onunla birlikte özellikle Batı Şeria'da bunu çok iyi gözlemleyebiliriz. Aşırı sağcı gruplar, yerleşimci gruplar çok ciddi ölçülerde güçlendiler. Hatta geçtiğimiz seçimlerden birinde kendisi aşırı sağcılara, yani adam akıllı bir şeyle gelirseniz, bir partiyle gelirseniz, ki Osman Yahudit bu şekilde biraz güçlendi, bir şeyle gelirseniz, bir çerçeveyle gelirseniz, yani siz de hani burada görebiliriz gibi bir şeyde bulundu, yani bir destek açıklaması yapmıştı. Yani dolayısıyla hani Benjamin Netanyahu'nun arkasında bu devasa bir bu İsrail'i yerleşimci grupların güçlendiğini görebiliyoruz ve dolayısıyla şu anda bu gruplar çok ciddi bir telaş içerisinde. Ben Şeyh Cerrah'ta işlerin yani böyle bekleyip bekleyip bir anda parlamasını biraz buna bağlıyorum. Yani şeyleri bir kenara koyuyorum tabii bu noktada. Bürokratik süreçleri ve adli süreçleri bir kenara koyuyorum. Dolayısıyla hani şu son dönemde Netanyahu giderken bir alan kazanma çabası olarak görüyorum bu Şeyh Cerrah'taki gerilimi. Ve tabii yani Şam kapısındaki gerilim de aynı şekilde Filistinlileri kamusal alandan dışlayarak, onların kamusal mekanlarını, kamusal olarak bir araya geldikleri mekanları yok ederek bir nevi hem bir provokasyon çabası, bence çok net bir şekilde bir provokasyon çabası, hem de yavaş yavaş İsrail'in o yani 1967'lerden beri böyle evrilterek bugüne kadar devam ettirdiği bu Filistinliler üzerindeki o yapısal baskıyı, yapısal gücün bir tezahürü aynı zamanda. Yani yavaş yavaş siz ne yapıyorsunuz işte? Şam kapısının önünü bilenler bilir. Öncelikle ne yapıyorsunuz? İşte oraya asker yerleştiriyorsunuz. Sonra askerler için kulübeler inşa ediyorsunuz.
Ondan sonra yavaş yavaş işte bariyerler koyuyorsunuz ve bunların hepsi 10-15 yıllık bir süreç içerisinde oluyor. Ve tabii yani şöyle bir durum var. Yani Benjamin Netanyahu 10 Mayıs'ta bir nevi özellikle şeylere çok baktığı zaman, sosyal medyada bu yerleşimcilerin hesaplarına falan baktığımız zaman çok açık bir destekle bu yerleşimciler 10 Mayıs'ta bir gövde gösterisi yapmak istediler. Ve bu Kudüs günü yürüyüş dediğimiz bir olay. Yani Batı Kudüs'ün epey gerilerinden bir yerden başlar bu yürüyüş. Ellerinde insanlar, İsrailliler, İsrail bayraklarıyla ki bu büyük gruba çok ciddi ölçüde Batı Şeria'dan yerleşimciler gelir. Böyle en radikal tipler gelirler. Ve ellerinde İsrail bayraklarıyla bağırarak, çağırarak işte bugünkü Şam Kapısı dediğimiz eski şehrin en büyük kapısına gelirler. Ve eski şehrin içerisinden Ağlama Duvarı'na kadar, Burak Duvarı'na kadar yürüyerek giderler. Ve tabii bu süreç içerisinde yani böyle hani bu böyle barışçıl, tırnak içinde barışçıl, böyle İsrail bayrakları sallayarak falan yürüdükleri bir şey değildir. Bu işte Araplara küfrettikleri, Araplara ölüm dedikleri, Hazreti Peygamber'e hakaretlere, hakaret boyutuna varan söylemlerde bulunurlar. Ben bir keresinde Batı Şeria'dayken, orada kaldığım süreç içerisinde değil, bir ziyarete gittiğimde Batı Kudüs'teyken bu yürüyüşün ortasında kalmıştım ve son dakikada polislerin müdahalesiyle hani bana şiddet yani resmen dayak yiyecektim. Ve bilmiyorum başıma ne gelecekti ama yani oradaki İsrail polislerin durumu fark edip beni çekmeleriyle hani ben kurtulmuştum. O dolayısıyla nasıl bir güruhun oradan yürüyerek işte eski şehrin içerisinden işte Müslüman mahallesinden geçerek böyle Araplara, İslam'a hakaretlere de geçerek yani on binlerce kişinin Ağlama Duvarı'na gittiklerini nasıl bu olayın kendi başına nasıl bir aslında bir şiddet dolu bir olay olduğunu biliyorum ki bu olayı yerleşimci gruplar bu sene Mescid-i Aksa'ya taşımayı da düşündüler. Yani dediler ki biz Mescid-i Aksa'ya girelim. Ama Müslümanların Ramazan'ı var. Evet ne güzel daha iyi girelim. Böyle bir şey şiddet dolu bir amaçları vardı. Ki o öyle bir şey olsaydı zaten çok daha büyük muhtemelen olaylar patlayacaktı. Ama yani bir yandan da şöyle bir şey var tabii. Müslümanlar yani Filistinliler de bu durumun farkındalardı. Ve ne oldu? İşte Kadir gecesinin gündüzünde bir yandan yerleşimci gruplar işte Kudüs gününde bir büyük bir boy gösterisi yapmaya hazırlanırlarken diğer taraftan da İsrail'in aslında hem Şeyh Cerrah'ta hem de Şam kapısında olayı tırmandırması bir anlamda Filistinlilerin daha erken mobilize olmalarına sebep oldu diye düşünüyorum. Yani burada Ramazan'ın ve Batı Şeria'dan ve işte İsrail'in kuzeyinden 48 sınırları içerisinden Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan insanların engellenmesinin de çok büyük bir rolü var. Yani binlerce otobüs düşünün. Binlerce otobüs. İsrail'in uluslararası toplum tarafından tanımlanan sınırlarının içerisinde yaşayan Filistinliler. Bu Filistinliler İsrail devletinin evet vatandaşı, ellerinde İsrail pasaportları var, İsrail kimlikleri var ve düşünün ki bu ülkenin kuzeyinden kalkıp Kudüs'e gelmeye çalışıyorlar. Binlerce otobüste bu insanlar oruçlu. İsrail bunu çok iyi biliyor. Ve ne yaptı? İşte Kudüs'e gelen yolu kapattı ve binlerce insanı otobüslerinden inip Mescid-i Aksa'ya yürümeye zorladı. Aynı şekilde Batı Şeria'dan gelenlere de bunu yaptı ve zaten burada çok ciddi bir hınç birikti, çok ciddi bir gerilim birikti. Ve bu neye dönüştü? İşte Mescid-i Aksa'da özellikle 10 Mayıs'ta, 9-10 Mayıs'taki bu şeye dönüştü. Yani bu patlamaya dönüştü diyebiliriz. Ha bunun sonucunda ne oldu? İşte Netanyahu'nun gölgesinde büyük boy gösterisi yapmaya çalışan bu sağcı gruplar, aşırı sağcı gruplar ne oldu? Şam kapısından geçemediler. Çünkü Benjamin Netanyahu bence orada baskı gördü. Ve dedi ki ya işte bu yürüyüşün rotasını değiştirmemiz lazım. Bu yürüyüş Şam kapısından geçmesin. Bir çatışma ihtimali var. Ciddi bir çatışma ihtimali var. Falan dendi. Yani zaten aynı günün akşamında da çok büyük çatışmalar oldu Mescid-i Aksa'da. Yüzlerce insan yaralandı. İşte Fatih oradaydı. O çatışmaların içerisindeydi. Başka abilerimiz oradalardı. Zaten hemen akşamında da Gazze'den füzeler gelmeye başladı. Ve olay bugünkü bildiğimiz böyle sıcak çatışmaya çok hızlı bir şekilde
dönüştü. Şimdi burada ilginç olan şey aslında Filistinlilerin bu ölçüde mobilize olmaları. Yani 48 sınırları içerisinde, İsrail'in uluslararası olarak tanınan sınırların içerisindeki Filistinli Arapların mobilize olmaları bence bütün bu konuştuğumuz bu 10 günlük sürecin en büyük olgusu, en ciddi tartışılması gereken olgu budur. Çünkü çünkü yani şimdiye kadar İsrail, tırnak içinde bunlar 48 Arapları denir. İşte İsrailli Araplar denir. İsrail bunları böyle bu şekilde yani İsrail Arapları, İsrailli Araplar olarak etiketler. İşte Fatih'in de bahsettiği gibi bu insanlar kendilerini Filistinlilerdir ve Filistinlilerdir. Ama şöyle bir şey var tabii. Yani bu toplum, yani İsrail sınırları içerisinde yaşayan Filistinli toplumu, 48 sınırları içerisindeki Filistinli toplumu, şimdiye kadar İsrail'in çok fazla bu çatışma dinamikleri içerisinde hesaba katmadığı bir toplumdu. Tabii ki hesaba katıyor. Orada çok ciddi bir nüfus var. Yani İsrail'in 1/5'ine varan bir nüfus var. Ama çok da fazla yani denkleme dahil etmediği bir nüfus var orada. Neden? Çünkü yani şunu diyor. Şimdi yani çeşitli yerlerdeki Araplara baktığımız zaman evet gerçekten sekülerleşen ve gerçekten hani o sinir uçlarının köreldiği, İbranice konuşan, İsrail okullarında okuyan ve İsrail'in de ciddi bir ölçüde bir refah sağladığı Filistinliler bunlar. Ve onlara bakıp yani Siyonist tarihçiler, işte Siyonist sosyologlar falan hep der ki ya bunlar artık İsrail Arap'tır, bunlar İsrail'idir, onlar Filistinlidir. Hani sınırın orası burası farklıdır gibi bir takım yorumlara çok fazla denk gelmişimdir yani. Ha ne oldu? Yani bu olaylarla birlikte hatta yani ilk gece şeyi tartışıyorduk. Ya acaba gerçekten hani ikinci intifadadan daha şiddetli bir şey mi görüyoruz? Şiddetli bir protesto ve bir başkaldırı mı görüyoruz diye uzun uzun tartıştık ki ben öyle olduğunu düşünüyorum bir ölçüde. Her ne kadar hızlı sönse de. Ne oldu? Bu insanlar sokaklara indiler. Yani şimdiye kadar işte TikTok nesli, yok efendim işte Instagram nesli dediğimiz. Yani 15 yaşından sonra, 15 yaşından daha büyük Filistinli çocuklar, belki daha 13 yaşından daha büyük Filistinli çocuklar, belli yerlerde yaşayan, belli işler yapan çocuklar. Yani Mescid-i Aksa'yla çok bir ilişkisi olmayan bu insanlar sokaklara indiler ve ben bunun temel merkezinde yani bunlardan birkaçıyla hani görüştüm hani işte ne bileyim daha büyük yaşta olanlarla görüştüm. Daha böyle 20'li 25'li yaşlarda olanlarla görüştüğüm olmuştur. Arkadaşlarım, çocukları falan ya da işte tanıştığımız insanlar. Yani bu insanlardan şeyi duyuyorsunuz açık açık. Ya galiba bu defa Mescid-i Aksa'ya giriyorlar. Yani Mescid-i Aksa'ya bu defa bir zarar gelecek diye. Ha bunu şey olarak da söylüyor olabilirler. Ya bakın biz aslında hani ayağa kalktık ama bir şeye karşı, bir dışarıdan soran bir Türkiye karşı bunu böyle söylüyor olabilirler ama ben bunun tam olarak böyle olmadığını düşünüyorum sadece. Galiba bu sefer Mescid-i Aksa gidiyor diyerek geldik diyorlar yani. Hani insanlar inip böyle otoyollardan şeylerden, otobanlardan yürüyerek gelmişler ve hani dolayısıyla şeyin arkasında bu insanlar her ne kadar 48 Arap, İsrailli Arap olarak falan adlandırılsa da bu insanların zihninin arkasında sürekli olarak bir çalar saat, bir böyle bir saat TikTok ediyor yani. Diyor ki hani evet bir zaman geçiyor, bir süreç ilerliyor ve bunlar bunu yapacak. Bu yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya zarar verecekler. Bir şey olacak. Dolayısıyla biz o an kalkmamız lazım, bir şeyler yapmamız lazım falan gibi. Bence bu sürecin en büyük göstergelerinden bir tanesi buydu. Ben Türkiye'deyim, buradan gözlemliyorum olayları. Ve görebildiğim en şeylerden bir tanesi buydu. En kilit olgulardan bir tanesi buydu. Artık yani ne oldu burada? Şöyle bir şey oldu. Artık 48 Arapları, işte İsrailli Araplar falan diye adlandırılan bu grubun aslında hiç de Filistinlilerden farklı mobilizasyon dinamiklerine sahip olmadığını gördük. Ve yani hani konuşmanın başında da belirtmiştim hani en sonunda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim diye. Bu bir geçiş fenomeni. Bir geçiş döneminin bir ortaya çıkardığı bir şey ve bu süreçte aslında Trump döneminde bu Filistinlilerin yani sınırın 48 tarafında olsun 67 tarafında olsun hiç fark etmez. Bu Filistinlilerin ne kadar çok bir şey biriktirdiklerini, ne kadar bir gergin bir hale geldiklerini, ne kadar hınç biriktirdiklerini görmüş olduk ve bu ilk şeyde de ilk kıvılcımda da ortaya çıktı, patladı. Yani ya ben şöyle söyleyeyim size. Yani Fatih çok daha iyi bilir
benden bunu. Ben sosyal medyada çok fazla video izledim o gecelerce. Ve şunu gördüm. Yani sizin bugün mesela Lod olarak hani adlandırılan Lid Arapçası, Lid şehri ki Ben Gurion Havalimanı'nın olduğu şehirdir. Sınırlar içerisinde bulunduğu şehirdir. Yani İsrail'in ortasıdır. Bu şehirdeki Araplar yani gerçekten bu şehirde işte uyuşturucu ticareti çok yaygındır. Her türlü kirli işler çok yaygındır ve bu işi de hani oradaki Filistinliler götürür yani böyle bir şey var. Zaten şeye baktığınız zaman yani şehre gidip şöyle birazcık vakit geçirdiğiniz zaman orada nasıl bir hava olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ve yani şimdiye kadar Filistinliler hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Yani sürekli böyle bir çıkar savaşları, işte böyle bir takım mafyatik mevzular falan filan ve bu insanlar onu bunu bırakıp İsrail polisine karşı sokağa indiler. Her şeyi bir kenara bırakıp, kendi çatışmalarını bir kenara bırakıp sokağa indiler. Ve böyle yani hani sorulduğu zaman yani niye sokağa indiniz abi falan filan dendiği zaman verilen cevaplardan bir tanesi. Yani Mescid-i Aksa'ydı işte bu adamlar saldırıyorlardı. Böyle bir şey olacaktı biz de indik. Tabii yani o Mescid-i Aksa cevabının arkası sadece Mescid-i Aksa değil. O zamana kadar birikmiş ayrımcılık, işte hor görülme, özellikle Trump dönemindeki İsrail'in ve İsraillilerin söylemleri. İşte bir Amerikan başkanının binlerce kilometre öteden işte Kudüs'ü alıp pat diye İsrail'in kucağına bırakabilmesi. Bu tarz şeylerin, bu tarz hamlelerin çok fazla ciddi bir gerginlik doğurduğu ortada. Bunu da söylemeliyim. Yani peki bu yani Netanyahu burada tamamen pasif bir şey miydi? Pasif bir aktör müydü? Siyasetçi miydi? Bunun kesinlikle böyle olmadığını düşünüyorum. Hatta işte Hüseyin'le tartışıyorduk. Ya bu başlığı ne yapsak? Bu programlarda başlık bulmak, bir başlık uydurmak işin en zor yanıdır. En keyifsiz de yanıdır tabiri caizse. Ben de hani bir konuşma başlık verirken çok zorlanırım falan. Ya işte ne yapsak? Fay hattı, fay hattı. Evet bu fay hattı da çok böyle klişe bir ifadedir ama ya işte yenilenen fay hatları olsun dedim. Hüseyin dedi ki ya dedi özür yani fay hattı yenilenir mi abi yani fay hattıdır orada durur. Yeni olsun yok dedim ya yenilenen olsun çünkü ben gerçekten bu İsrail'de fay hatlarının yenilendiğini düşünüyorum. Ve bu siyaset bunun üzerinden işliyor. Yani Netanyahu'nun işte yani bence bu birazcık Fatih'in bahsettiği şeye de yakın bu periyodik savaş meselesine de yakın. Yani şunu görüyoruz. Sistem bir yere geliyor, tıkanıyor ve Netanyahu gibi bir adam sistemin üzerinden kendi elini çekip o sistemin hani o kan damarlarının işlemesine kendi etkisi olmadan izin vermek istemeyen bir siyasetçi sistemi kilitliyor. Ve ne oluyor? Tabii sistem bir kendi içinde bir kriz doğuruyor. Ve bu krizi ne yapmak lazım? Bu krizi ya dışarıya ihraç edeceksiniz. Dışarıya ihraç edeceksiniz. Yani bu Gazze bu açıdan en kullanışlı bir şeydir, enstrümandır Netanyahu açısından. Çünkü bir şeyler olur, orayı bir acite eder. Sonra yani şey başlar, hadi bakalım oradan füzeler gelir. Aa bak bunlar bize füze attılar falan deyip Netanyahu savaş başlatır. Bu çok bilindik bir senaryodur bir yönüyle. Ya da yani bence ben bunu böyle gözlemliyorum. İsrail ne zaman bir meşruiyet krizi içerisinde hissetse kendini, dışarıdan bir baskı altında hissetse ya da yani adım atamayacak, dışarının baskısıyla atması gereken bir adım var ama bu adımı atamıyor. Her şey düzenlenmiş ama bu adımı atmak istemiyor. Mesela Suriye-İsrail görüşmeleri. 2008 yılındaki. 2008-2009 muydu? Türkiye'nin arabuluculuk ettiği, ben tarihler konusunda birazcık şeyimdir. 2008 ya da 9 olması lazım. Yani o süreç içerisinde ne yaptı Türkiye? İşte Suriye ile Suriye Arap Cumhuriyeti ile İsrail'i neredeyse masaya oturtuyordu. Ama nedir? Yani Netanyahu gibi bir adam, revizyonist Siyonizmin bu background'dan gelen, bu revizyonist Siyonist damardan gelen bir adamın düşüncesine göre İsrail'in yapabileceği en büyük hata Orta Doğu'ya entegre olmaktır. Bulunduğu bu coğrafyaya entegre olmaktır. Tabii bu tartışma çok daha geriye gider. Yani İsrail entegre olmalı mı, olmamalı mı tartışması. Daha yani
1880'lere, Siyonizmin ilk ortaya çıktığı döneme kadar gider. İsrail dünyaya karşı mı var olmalı, dünya ile birlikte mi var olmalı tartışması. Tabii ki Netanyahu gibi bir adamın, ben hiçbir şekilde bir siyasetçinin, hiçbir şekilde Orta Doğu'ya entegrasyon adına bir adım atacağını düşünmüyorum. Ve ne oldu tabii o dönemde de şöyle bir şey oldu. Tabii o zaman Netanyahu yoktu galiba ama hani kimdi başbakan tam hatırlamıyorum. Şöyle bir şey oldu. Gazze'ye operasyon başlattı İsrail. Bir gün böyle durduk yerde Gazze'ye, yani tabii ki durduk yerde değil. Hani bir şeyler ajite edildi. Yine bir alışveriş bir şey oldu. Bir füzeler gitti geldi. Önemli Gazze'ye operasyon. Çok ağır bir operasyon. Yani tarihin yani belki en ağır operasyonlarından bir tanesiydi. Ve ne oldu? Tabii ki işte Suriye-İsrail görüşmesinin bulunduğu masa patladı yani. Yani öyle bir şey artık daha sonrasında zikredilemez bir hale geldi. Dolayısıyla yani şöyle bir şey var. Netanyahu gibi bir siyasetçi, yani İsrail'in bölgeye rağmen, işte Araplara rağmen, işte ne bileyim Müslümanlara rağmen ve dahi dünyaya rağmen, işte İran'a rağmen ayakta kalması gerektiğini düşünen bir siyasetçinin böyle şeyler yapmasını ben çok kendisi açısından kullanışlı buluyorum. Çok fonksiyonel buluyorum. Ha bu açıdan işte hani bahsetmişti Fatih, Hamas, aslında Hamas'ın da hani yani evet Gazze içerisinde de bir şey var. Bir işler yolunda gitmiyor. Ve Hamas artık bu şeyi, sistemi taşıyamıyor. Bunun iç sebepleri var, dış sebepleri var falan. Ama şunu da görüyoruz ki yani nasıl işte Hamas'ın attığı roketler bir süre sonra Netanyahu'nun siyasi hanesine puan olarak yazılıyorsa, işte İsrail'den atılan, yapılan saldırılar, işte uçakların attıkları o bombalar falan da bir nevi Hamas'a yarıyor. Yani kriz krizi besliyor, kriz krizi doğuruyor gibi bir şey var ortada, bir durum var ortada. Dolayısıyla bu fay hatları, işte de bahsettiğiniz bu fay hatları sürekli olarak yenileniyor Netanyahu tarafından ve onun etrafındaki ekip tarafından. Yani şu var, hani bugün İsrail gazetelerini okursanız, işte yazar, işte köşe yazılarını falan, şunu görebiliriz, çok rahat herkes görebilir. Yani İsrail'deki bu çok farklı kanatlar, hatta bu sesi Likud, Netanyahu'nun kendi partisi içinde de görebiliriz, duyabiliriz. Çok farklı spektrumdan insanların ittifak ettikleri şeylerden bir tanesi, yangın Netanyahu ne zaman isterse o zaman çıkar gibi bir görüş. Ben de buna belli ölçülerde katılıyorum. Yani şöyle bir şey tabii ki. Yani bütün bunlar olup biterken ne oluyor? Yani burada bence İsrail'in 1948 ve tabii ki daha öncesinden beri inşa ede geldiği devlet yapısı, işte Filistinlilerin üzerinde kurduğu kontrol yapısı, kontrol sistemi ve kontrol pratikleriyle Netanyahu'nun izlediği politikayı ya da ortaya çıkardığı çatışmayı birbirinden ayrı tutmak, dolayısıyla İsrail devletiyle Netanyahu arasında birazcık ayrım yapmak gerekiyor. Çünkü şimdi Netanyahu'nun yaptığı şeyler aslında çok anlık şeyler ve gerçekten anlık kazanımları olan şeyler. Yani bugün herkes söylüyor işte Netanyahu seçim olsa 80 alır, %80 alır falan gibi. Bu abartı bir şey tabii ama hani alır yani. İstediği oyu alır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyor insanlar. Ama şuna da bakmak lazım. Şimdi bir açıdan bir siyasetçi var ve gerçekten alması gereken oyu, o koltukta oturabilmek için alması gereken oyu almak için şiddeti körükleyen bir siyasetçi var. Ve bu şiddet bir yerden dönüp dolaşıp işte Lid'deki, işte diğer şehirlerdeki, işte Hayfa'daki, Yafa'daki görüntüleri doğuruyor. Ve bu insanlar artık bu Filistinliler, İsrail vatandaşı olan Filistinliler, 48 sınırları içinde yaşayan Filistinliler sokağa çıkabiliyorlar ve şimdiye kadar işte bu İsrail devletinin uzun sürelerdir oluşturduğu o baskı pratiklerini, o kontrol mekanizmalarını patlatıp atabiliyorlar. Ne olmuş oluyor? Bu noktada tabii yani İsrail çok büyük bir kayıp vermiş oluyor kendi açısından. Çok büyük bir kayıp bu. Çünkü artık evet yani artık bu insanlar şunu diyorlar. Artık biz bu şeyi yemiyoruz. Artık bu kenara. Ve şunu hatırlatıyorlar İsrail'e. Şimdi bak sen bize şey diyordun. İşte bunlara ben pasaport verdim. Bunlar benim sayemde dünyayı gezebiliyorlar.
Ben onlara iş veriyorum, aş veriyorum. Dolayısıyla tahmin ediyorum ki artık bana sadık olacaklardır. Çok problem yapmayacaklardır diyordun ya. Artık böyle bir şey yok. Ben problem yaparım çünkü sen doğrudan benim kimliğime saldırıyorsun. Ve ben şunu şey olarak görmüyorum. Yani İsrail'in perspektifinden baktığımız zaman Filistin nüfusu çok ciddi bir tehdit. Demografik bir tehdit. Ve ben İsrail'in 67'de, 48'de, 67'de ki hamlelerini, işte Gazze, Sharon'un Gazze'den çekilmesini ve büyük Arap nüfusunun yaşadığı bölgeleri çok fazla kontrol etmeye çalışmamasını, 48 sınırlarının dışında çok fazla kontrol etmeye çalışmamasını bu Arapların demografik yoğunluğuyla açıklıyorum. Filistinlilerin demografik yoğunluğuyla. Dolayısıyla bu kadar büyük bir nüfusu absorbe etmek istemediği için ne yapıyor? Uzaktan yönetmeye çalışıyor, dışarıdan yönetmeye çalışıyor falan. Ama ne oldu bu olaylarla birlikte? İsrail artık böyle bir demografinin kendi sınırları, uluslararası sınırları içerisinde var olduğunun da bence farkına vardı. Dolayısıyla ben bu sürecin en büyük şeyinin bu olduğunu düşünüyorum. Çok geçtim galiba süremi. Şunu çok kısa bir şey söyleyebilir miyim abi? Tamam, son toparlayalım sonra tamam, Zayda son, hocamıza çok, geçeceğiz. Tabii ki. Yani şöyle bir şey var. Şimdi işte bu akşam bir ateşkes kararı çıktı ya da çıkacak, ben takip edemedim. Ne oldu ne bitti. En son biz toplantıya başlarken bir şey açıklanmamıştı. Fatih'ten alacağız haberleri birazdan ekranlarda. Yani ben çok fazla bugün işte bir ateşkes şeyi çıksa bile mevcut durumda Netanyahu'nun ortada olduğu sürece bir ateşkesin işlerliğine çok fazla inanmıyorum. Ve bir yerden sonra işte tamam şiddet oldu bitti artık biraz daha sakin zamanlar göreceğiz gibi bir düşünceye katılmıyorum. Yani ben yakın zamanda özellikle Yair Lapid Netanyahu karşıtı bir koalisyon kurarsa, daha fazla kurma yoluna girerse, daha ciddi bir daha ciddi provokasyonlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü zaten mesela çok ilginç bir şey, çok kısacık anlatayım. Mesela 10 Mayıs'ta bu olaylar tırmanırken Yair Lapid, yani mevcut Netanyahu'nun mevcut siyasi rakibi olan, hani koalisyon kurma ihtimali olan Yair Lapid, Naftali Bennett'le neredeyse bir şeye kuruyorlardı. Neredeyse bir koalisyon kuruyorlardı, hükümet kuruluyordu ve bu çok net anti Netanyahu bir hükümet olacaktı. Burada işte Mansur Abbas, son dönemde yükselen ve işte Ra'am Partisi'nin başkanı Mansur Abbas bir şey aldı, 4 sandalye almıştı onun da desteğiyle. Ve tam hükümet kurulacağı sırada işte Naftali Bennett'in işte bu Hamas'a karşı, işte uçuşan, yani bu İsrail'e gönderilen füzelere karşı çok sert adımlar atılması gerektiğiyle ilgili bir tweet'i gerekçe göstererek Mansur Abbas bu koalisyon şeyinden çekildi. Koalisyon görüşmelerinden çekildi ve şey yapana kadar, hani şiddet durulana kadar ben dedi bu koalisyon görüşmelerinde yer almayacağım. Yani dolayısıyla şunu söyledi, ben işte Gazze'ye karşı bir şiddet istemiyorum. Bu çok tamam, tutarlı bir şey bu gayet. Yalnız yani bundan 6 gün, bu olaylardan 4-5 gün sonra Mansur Abbas bu sefer Lid şehrinde boy gösterdi. Lid şehri, yani İsrail'in 48 sınırları içerisinde var olan bir şehir ve çok sağcı, çok ultrasyonist bir belediye başkanı var. Bu sefer Mansur Abbas, yani İsrail'in İsrail Knesset'inde yer alan 4 sandalyelik bir partinin lideri olan Mansur Abbas, İslamcı olarak sürekli ifade edilen Mansur Abbas, bu sefer Lid'in ultra siyonist, ultra nasyonalist belediye başkanıyla poz verip ona işte zarar gören sinagogları tamir ettirme vaadinde bulundu. Şimdi bu birazcık bir şey, yani bu çok ciddi bir şey. En son da Salı günü yine bir İsrail televizyonunda yayınlanan bir konuşmasında da Gazze'deki bu mevcut durumdan Hamas sorumludur dedi. Yani şimdi böyle baktığınız zaman bir çok pragmatist bir politikacının farklı şeylere oynadığını görüyoruz. Farklı kartları, ama günün sonunda Netanyahu'ya mı acaba? Yani Netanyahu'ya mı yani Netanyahu'yu mu destekliyor? Ya da Netanyahu'nun şeyiyle mi hareket ediyor gibi sorular insanın aklına geliyor. Acaba yeni bir Benny Gantz mı olacak? Yani yeni bir Benny Gantz olup işte koalisyon görüşmelerini mi baltalayacak gibi sorularla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aslında daha bu senaryonun henüz ortalarında değiliz. Ben böyle düşünüyorum.
soru cevaplarla açarız inşallah. Teşekkür ederim. Ben Tuba Hanım'a. Özgür, çok teşekkürler. Netanyahu ve İsrail iç siyasetin son gelişimini, yaşananlarla bağlantısını üzerine çok güzel bir sunum yaptın. Şimdi çok söz uzatmadan Zahide Tuğba Kork hocamıza ben sözümüzü vereceğim. Zahide hocamızdan ırkçı ayrımcı tecritten Filistin'de yaşananlar, pardon, ırkçı ayrımcı tecritten isyana Filistin'de yaşananlar başlıklı konuşmasını yapacak. Ben uzatmadan sözü kendisine veriyorum. Hocam buyurun. Öncelikle ben bu saatte konuşmamın bitmiş olacağını düşünüyordum. Saat 10 tabii ki akşam. Benim bütün performansımın düştüğü bir anda maalesef konuşmaya başlayacağım. Hatta yani cümleleri bile büyük ihtimalle zor kuracağım artık. Bakalım kısmet ne çıkarsa. Yani sürçülisan edersek affola, baştan söylemiş olayım. Şöyle söyleyelim, bundan sadece bir yıl evvel, hatta yani 2020 yılı diyelim, Filistin-İsrail meselesine Filistin'de neler oluyor diye baktığımızda Filistin meselesi tamamen bitmiş gibi sunuluyordu. Trump'ın bu o dönemki Trump dönemi politikalarıyla o İbrahim Mutabakalı, barış için refah planları vesaire, artık Trump ve ekibi ve Netanyahu büyük bir gururla Arap-İsrail çalışmasının artık tamamen bittiğini söylüyorlardı. Bunu ilan etmişlerdi. Ama biz 2021 yılına geldiğimizde, bundan birkaç ay sonra diyelim işte, çok ilginç olan bir şey, İsrail'in içinde Filistin bayrakları dalgalanıyor. İsrail'in içindeki Filistinli nüfus, Filistin milli ezgilerini, milli marşlarını söylüyor. Ve Filistin sloganlarını atıyor. Ve dolayısıyla aslında İsrail'de, Filistin, hatta Filistin'de, Batı Şeria'da vesaire, Filistin bayrağı dalgalandırmak, daha doğrusu İsrail içinde Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı dalgalandırmak bir suç niteliği taşıyan bir şey. Ama Filistin meselesinin tam da bittiği denilen bir dönemde biz bambaşka bir şey görüyoruz. Ve burada İsrail tarafının o dönemki o kibrini çok güzel gösteren bir cümle okumak istiyorum size. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Deni Ayalon'un o dönemki sözü şudur. Filistinlilerin teslimiyetinin ne mahsuru var ki diyor. Filistinlilerin mevcut siyasi ve kültürel ruhunun intiharı barış için tam da gerekli olan şeydir diyor. Ve dolayısıyla tam da bekledikleri şey siyaseten ve kültürel olarak Filistinlilerin o ruhunun tamamen yani bitmiş olacağı ve böylelikle o işte nihai barışa, gerekli olan barışa bu şekilde kavuşacaklarını düşünüyorlardı. Ama biz bugün baktığımızda topyekun Filistinlilerin her tarafında bir ayaklanma hali görüyoruz. Sadece o değil, ilk defa yani sadece İsrailçi değil, Filistin bölgeleri de dahil, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze dahil, ama aynı zamanda diasporadaki Filistinlilerin de büyük ölçüde buna destek verdiği, yani Filistinlilerin Filistinli kimliğinde, normalde başka ülkelerde yaşadıkları halde, farklı ülkelerin vatandaşlığına sahip oldukları halde hepsinin Filistin ortak kimliğinde harekete geçtiğini görüyoruz ve bu 1936'dan sonra neredeyse, 1936-39 Büyük İsyan'dan sonra neredeyse bir ilktir. Peki şöyle söyleyelim, buna yol açan şeyler, işte Mescid-i Aksa baskını, Şeyh Cerrah olayı vesaire diyoruz ama bunlar tekil olaylar değil. İsrail'in kuruluş sürecinden başlayan, bugüne kadar gelen 70 küsur yıllık bir süreç aslında bunlar. Evet, biz bugün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde mahkemeler üzerinden yürüyen bir savaş görüyoruz. Ama mahkemeler üzerinden yürüyen Filistinlerin evlerini tahliye edilmesi, Yahudi yerleşimcilere verilmesi şey var. Ama bu sadece Şeyh Cerrah'la sınırlı değil. Gerek İsrail'in içerisinde, gerek Doğu Kudüs'te, gerek Batı Şeria'nın başka bölge, C bölgelerine, biraz sonra haritalarda göstereceğim size, her yerinde aynı mesele var. Ve mesela Şeyh Cerrah meselesinin, mahallesi meselesinin başlaması 1973'te başlıyor. 1980'lerde itibaren yavaş yavaş ev ev teslim edilmeye başlanıyor karşı tarafa. Bunun gibi aynı şeyler mesela Doğu Kudüs'ün bir başka mahallesi, Silvan Mahallesi. Aynı şeyler yaşanıyor. Burada, orada da arkeolojik kazı bahanesi üzerinden, orada yeni bir Hazreti Davud şehrini yeniden diriltme, arkeolojik kazılar üzerinden benzer şeyler veya Yahudi yerleşimcilerin baskınları, silah zoruyla evleri boşaltması üzerinden aynı şeyler yaşanıyor. Veya mesela ya da onları biraz sonra girelim. Bir başka şey mesela Yafa Mahallesi. Yafa Mahallesi'nde bizim hani TOKİ'nin bir benzeri olan devlet konut şirketi üzerinden yaşanan bir şey. Veya işte Mescid-i Aksa'da
Eskişehir'de, Kudüs'te güvenlik güçleri ve aşırı sağcı gruplar üzerinden yürüyen bir süreç. Veya işte aynı zamanda Şam kapısı olayı Covid bahanesiyle yapılan bir süreç. Yani şöyle söyleyebiliriz. İsrail'in her, işte Filistin'in her yerinde bir ayaklanma var. Hepsinin farklı araçları var. Kimisi mahkeme yoluyla yürüyen, kimisi bürokratik mekanizmalar, kimisi idari mekanizmalar, kimisi işte sağlık gerekçesi, Covid gibi gerekçeler gibi, işte arkeolojik meseleler, askeri idari şeyler, bütün bunlar üzerinden farklı araçlarla yürüyen süreçler söz konusu. Peki, şuna bakalım. Bu şey, dedim ki bunların 10 yıllardır devam eden bir geçmiş var. Hadi oraya gidelim. Bir kere şunu bilmek gerekiyor. İsrail daha kuruluşundan itibaren Yahudi üstünlüğüne dayalı ırkçı ayrımcı bir rejimdir ve aslında sömürgeciliğin tipik bir örneğidir. Sömürgeci devlet, sömürgecilik 20. yüzyılda sona erdi ama onun tipik bir devamı 21. yüzyılda İsrail üzerinden, İsrail'in Filistinli kontrolü üzerinden benzer bir süreç devam ediyor. Ve biz şu an tamamen İsrail'in işte o ırkçı ayrımcı politikalarına karşı birikmiş öfkenin de bir sonucunu görüyoruz aynı zamanda. Peki bu ırkçı ayrımcı politikalar neler? Bir kere İsrail'in ilk baştan itibaren, ilk günden itibaren, 1948'den itibaren uyguladığı politika böl ve yönet politikasıdır. Hani biz şimdi diyoruz ya Filistin toprağı, şey Filistin'den ilk kez 1936'dan beri ilk defa birleştiler. Neden ki? Çünkü 48'den itibaren İsrail'in Filistin topraklarını, Filistinlileri böl ve yönet politikası vardır ve bunun üzerinden başarmıştır aslında. İsrail işte 1948'den sonra hem İsrail'in kendi içinde hem Batı Şeria'da, Ürdün kontrolü, Batı Şeria'da içinde hem Mısır kontrolü, Gazze arasında hem de diaspora arasında tam bir popüklük hali oldu zaten. Filistin toprakları üç ayrı ülkenin egemenliğine girdi ve bir de dışarıdaki diaspora var. Ama aynı zamanda İsrail, Filistin içindeki nüfusu ki bugün o nüfus İsrail nüfusunun 1/5'idir, %20'si kadardır, onları da kendi içinde böldü. İşte Dürzilere farklı haklar, şeylere, Bedevilere farklı haklar, Arap, Müslüman Araplara, Müslüman Filistinlere ayrı, Hristiyan Filistinlere ayrı, ayrı ayrı haklar vererek birbirine karşı yani iç bütünlüğü sağlamayı, bir milli kimlik sağlamalarını engellemeye çalıştı. Başka, Batı Şeria ile Gazze arası 1967'de işgal edildi ama Batı Şeria ile Gazze'yi de birbirinden kopardı. Özellikle barış sürecine bakarsak 90'lı yıllar. 94'ten sonra Batı Şeria ile Gazze'nin ilişkisi neredeyse tamamen oldu. Daha sonra Batı Şeria'nın kendi içinde biraz sonra gireceğim küçük küçük bölünmesi. Aynı zamanda Batı Şeria'nın şuradan haritamızı da açalım. Koymamış bu haritayı. Batı Şeria'nın da kendi içinde duvarlarla etrafının bölünmesi. Şuradan hemen açayım size. Batı Şeria'nın duvarlarla çevrelenerek dışarıyla bağlantının ama özellikle Doğu Kudüs'le bağlantısının kopartılması gibi çok farklı metotlarla İsrail böl yönet politikası olarak uygulayarak Filistinleri bölmüştür. Ve bunu da başarmıştır. Ama ve hepsinde benzer politikalar uygulamıştır. Farklı dönemlerde, farklı şekillerde ama benzer politikalar. Mesela nedir? Bölgeyi Yahudileştirme politikası İsrail çok önem veriyor. Neden veriyor? Bugün bakacak olursak Filistin, daha doğrusu tarihi Filistin nüfusunun yarısı Yahudi, yarısı Filistinli. İsrail kendisini Yahudi devleti olarak tanımlıyor. Ama Gazze'de dahil, hepsi dahil edilirse yarı yarıya nüfus. O zaman nasıl olacak? Yahudi devleti olacak. Gazze'den İsrail 2005 yılında tam da bu sebeple çekildi. Öyle de baktığımızda %41 Filistinli, %59 Yahudi nüfus var. Dolayısıyla İsrail açısından en temel şey Yahudiliğini koruma. Ve bu bağlamda işte Filistin topraklarında gerek İsrail'in kendi içindeki topraklar, gerek Batı Şeria, gerekse Doğu Kudüs'te ciddi bir Yahudileştirme politikası uygulamaya çalışıyor. Ve bu bağlamda bir sürü taktikler, en önemli şeylerden bir tanesi mesela mülksüzleştirme, topraksızlaştırma. Bugün İsrail içindeki nüfus dedik ki %20 kadar ama İsrail içindeki Filistinli nüfusun kontrolündeki, mülkiyetindeki toprak parçası sadece ve sadece %3. Ve İsrail'in içindeki o dedik ya hani işte etnik kimliğe göre Dürziler, Bedeviler vesaire ayırdı ama sadece onunla yetinmedi. İlk
48-66 arası askeri yönetim var ve her bir Filistinli beyleri köylere şey yapıldı, hapsedildi adeta. Dışarı çıkmak öyle kolay bir süreç değil. Ve yavaş yavaş onların Filistinlerin yaşadığı bölgelerin etrafı, çünkü malumunuz nüfus artışıyla şehirlerin, yerleşimlerin, ilçelerin, mahallelerin büyümesi gerekiyor. Tam da bunu engellemek için o mahallelerin arasına Yahudi yerleşimcileri yerleştirme veyahut da askeri bölgeler kurma, sit alanları ilan etme gibi şekillerde bölük bölük Filistinlileri, yani İsrail içindeki Filistinlileri kendi aralarına bölmüş. Aynı zamanda şeyi de göstereyim. Yani şöyle söyleyeyim, gettolaştırmıştır bir bakıma. Aynı zamanda fakirleştirmiştir. Topraklarını alarak, mülksüzleştirerek, fakirleştirme, kendisine bağlama ve gibi dışlama, ihmal etme Filistin bölgelerini, ki demin Özgür Bey bahsetti zaten, bu çok önemli bir şey. Bugün İsrail içindeki Filistinli bölgelerinde çeteler var. Ve bunlar yine Filistinli çeteler. Ve bunlar kendi belediye başkanlarını öldürüyor veya tehdit ediyor ailelerine. Ve mesela bu şey son seçimlerde, işte 4 defa üst üste seçimlere gittiler. İsrail içindeki Filistin'in en temel derdi o güvenlik meselesi. Çünkü o çeteler Filistinleri kendilerini öldürüyorlar. Bu silahlar nereden geliyor? Knesset'te yapılan işte İsrail Meclisi'ndeki komisyon araştırmasına göre 100 bin kadar silahları var bunların. İşte İsrail askerlerinden satın alıyorlar veya çalıyorlar. Olacak iş mi tabii ki diyoruz, değil mi? Silah hani bizim Türk ordusunda askere zimmetlidir. Demek ki o zaman el altından bir şekilde bunların verilmesi ve aynı zamanda Filistinlerin yaşadığı topraklarda polisin görevini yapmaması gibi bir sürü şeyler var. Dolayısıyla asayiş meselesi çok temel şeylerden bir tanesi olacak Filistinler için. Yoksullaştırmayı söyledik, gettolaştırma. Ama bu, kendi içlerinde hareket serbestlikleri var. Ama yine de tecrit halleri, dışlanma halleri. Ha, mesela işte Hayfa dedik, Akka dedik, Yafa dedik, Yahudiler de bir arada yaşıyorlar. Ama buna rağmen Filistinler günlük hayatlarında çalışırken, iş yaparken, onlarla muhatap olurken aşağılanmayı sürekli yaşıyorlar. Bir şey olarak bunu söyleyebiliriz. Ha, bu arada yine hemen ekranımı paylaşayım. Bir başka harita göstereceğim. Filistinlerin yoğun yaşadıkları bölgeler. İsrail şuralardaki bölgeleri ileride ihtimallerden bir tanesi Batı Şeria'yı atıp buradaki Filistin nüfusu kurtulmak. Ama şu yukarıdaki Celile bölgesi, aşağıdaki Necef bölgesi ve Doğu Kudüs, buralar Yahudileştirilmesi gereken alanlardı. Ve tam da bu sebeple burada Necef bölgesinde Bedeviler yaşar. Ve bu İsrail buradaki Bedevi köylerin hiçbirisini tanımıyor, resmen tanımıyor. Onları buradan çıkartmak istiyor ve Yahudileştirme politikası projeleri uyguluyor. 90 bin Bedevi'nin 10 bini bugüne kadarki politikalardan sadece Netanyahu döneminde evsiz kaldılar. Aynı zamanda köyleri resmen tanınmadığı için elektrikleri yok, suları yok, asfaltları, yani yolları yok, okulları yok, kanalizasyon sistemleri yok, dışlanmışlar. Ve şuralarda, neresinde bilmiyorum ama bu taraflarda bir köyden bahsedilir. 186 defa İsrail tarafından köy yıkılıyor. 186. defa ve yakın zamanda 186.sı yıkıldı. Aynı köy. Bir başka şey, yukarıdaki Celile bölgesinde de benzer şekilde. Dolayısıyla tabii ki Doğu Kudüs, biraz sonra geleceğim. Dolayısıyla o Yahudileştirme politikası ve bu süreçte uygulanan baskılar vesaire, İşte o öfke birikmesine yol açan şeylerden bir tanesi olacak. Ve burada Batı Şeria'ya gelelim. Filistinlilerin en zor şartlarda yaşadıkları bölge aslında Batı Şeria. Size önce şunu göstereyim. Bugün Batı Şeria 165 parçadır, küçük adalardır. Bir de şunu da göstereyim. Şurada daha güzel bir haritam vardı benim. Evet. Bu harita Oslo-Maris sürecinde Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrıldı. Filistin yönetimi, bugün Mahmut Abbas Filistin yönetimi diyor. Onun tam kontrolündeki alanlar sadece şuralar bakın. B bölgelerinde sivil alan Mahmut Abbas ve öncülüğündeki Filistin yönetiminin kontrolünde, güvenlik İsrail'in elinde. Oralarda şuralar oluyor, B bölgesi. Ve kalan da C bölgesi, şu aşağıdaki zemin tamamen İsrail'in kontrolünde. Bunun, o demin diğer gösterdiğim haritayı açacak olursak,
Bugün Filistinlerin A ve B bölgelerine oluşan yerler 165 parça. Ve bir aralarında gördüğünüz gibi ne var? Şimdi onu da açayım hemen. Yahudi yerleşimleriyle evet. Kırmızı noktalar bütün o önemli yerleşimlerin etrafı, daha doğrusu Filistinlerin yoğun yaşadığı şehirler ve ilçelerin etrafı Yahudi yerleşimleriyle tamamen doldurulmuş durumda. Toprak bütünlüğünü bölen bir şey. Ve bu süreçte Batı Şeria, 1967'den sonra İsrail, Batı Şeria'nın 1/3'ünü devlet arazisine dönüştürüyor. Ve bunların bir kısmı Filistinlerin kendi arazileri. Yine bugün şu üzerinde şu kırmızı noktacıklar, Yahudi yerleşimlerin 1/3'ü Filistinlerin özel mülkiyeti üzerine yapılmış durumda. Irkçı ayrımcı politikalar dedik, şöyle söyleyeyim. Her şeyde bu ırkçı ayrımcı politikayı görürsünüz, su dahil. Nedir su? Mesela buralarda Yahudi yerleşimciler alabildiğini istedikleri kadar suları kullanırlar. Ama C bölgesinde özellikle Filistinli köylüler, çiftçiler su kullanma hakları son derece sınırlıdır. Kuyuları varsa her ay, ama her ay İsrail su şirketi gelip onların kuyularını ölçer, normalden daha fazla su çekmelerini engellemek için. Ve yine buralardaki İsrail C bölgesindeki köylüleri kopartmak istiyor, buradan çekip gitmelerini istiyor. İstediği şey Filistinliler bu A ve B büyük şehir merkezlerine toplansınlar, onları böyle 7-8 adaya toplayıp etrafını o ilhak politikasıyla ele geçirmeyecekler. Ve yine geçen sene eğer İbrahim mutabakatı olmasaydı İsrail burayı işgal etme niyetindeydi. Açık yani artık mecliste de görüşülüyor. Batı Şeria'nın tarım alanlarının su kaynaklarının önemli bir kısmının olduğu yer. Yani bir önceki şeyi söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. Bir sürü Filistinli köyü var. Elektrik ve suyu son derece sınırlı. Yani yan yana yerleşim ve şey, suyun kullanımı bile oldukça ayrımcı rejimin güzel bir yansıması. Bir başka şey, şuradan yollar ağını göstermek isterim size. Batı Şeria'yı çevreleyen yollar ağı. Sarı otoyollar ağı sadece Yahudilere mahsus yollar ağıdır. Şuralar sadece Yahudilerin kullanabildiği alanlar. Yollar. Şu kırmızı alanlar Filistinlerin kısmen kullanabildiği ama Yahudi yerleşimcileri tamamen açık olanlar. Beyaz olanlar da Filistinlilerin kullanabildiği yollar. Yani plakanıza göre gidebilirsiniz bu yollarda. Yani yolların kullanımı bile ırkçı ayrımcı politikaları, politikanın güzel yansımalarından bir tanesi. Ve demin şey gösterdim, 160 parça dedik. Bir yerden bir yere gitmek son derece zor. Şuradan hemen göstereyim. Batı Şeria'nın her yerde kontrol noktaları var. 600 küsur kontrol noktası olduğu söyleniyor. Son rakamları ben baktım. Bunlar kontrol. Tabii ki kimisi kalıcı değil, değişiyor ama kimisi kalıcı olarak duruyor. Dolayısıyla hareket serbestliklerinden kurtulup dışarıya mesela Kudüs'e gidebilmek için özel izin alması lazım Batı Şeria'ların. Öyle rahat gidemezler. Gazilerilerin Kudüs'e gitmesi imkansızdır 94 yılından beri. Yani şöyle söyleyeyim, hareket serbestliklerinde problem var. Suyu kullanmaktan tutun, kanalizasyon sistemini, elektrik sistemi, yani temel altyapı hizmetlerine kadar. İşte aynı zamanda o demin gösterdiğim, şuradan tekrar açayım ben size. C bölgesi, C bölgesindeki, özellikle C bölgesi ve Kudüs'te inşaat yapmak imkansızdır. Başvuranların sadece %1,5'u inşaat yapma iznini alabiliyor. Ama Trump döneminden bu yana, özellikle son 2 yıldır, İsrail ev yıkımlarını arttırdı. Hem de kat kat arttırdı. Ve dolayısıyla hani Şeyh Cerrah dedik, evinden olma meselesi bu oraya mahsus değil. Batı Şeria'da Doğu Kudüs'ün içerisinde birçok Filistinli evini kaybetme riskiyle karşı karşıya ve evini kaybediyor hatta, riskiyle değil. Yani buralarda işte o inşaat izin verilmediği için kaçak yapılmak zorunda kalınan ve dolayısıyla kaçak yaptım diye de daha sonra yıkılan bir sürü ev söz konusu. Yani bütün bunlar Filistinlilerin o ırkçı ayrımcı rejimin sinsi sinsi bin bir türlü yolu var, yönü var ama vaktimiz daraldığı için girmeyeceğim. Yani artık burada keseceğim ama İsrail bu politikalar gerek İsrail polisi eliyle, gerek mahkemeleri eliyle, gerek hükümetin çıkardığı kanunlar eliyle, gerek aşırı sağcı gruplar eliyle, gerek Yahudi yerleşimciler eliyle uygulanmakta.
Peki tam da işte bütün bunların bir araya gelmesi hepsinin isyanına yol açacak. Dolayısıyla birçok şey Trump döneminden itibaren yaşanan aşağılanma ve tabii ki Filistin yönetiminin paralarının kesilmesi, UNRWA yani Filistinlere eğitim sağlık hizmetlerinin verildiği kuruluşa, mültecilere yardım eden kuruluşa maddi yardımların kesilmesi gibi bir sürü şey ve hem yönetim açısından hem bireyler açısından fakirleşmenin iyice artması, bütün bunlar o şeyin altyapısını oluşturdu diyebiliriz. Peki hemen şeye gelelim. Gazze Savaşı'na çok kısa gireceğim. Yani Hamas neden girdi? Ya pardon, Hamas neden olayın içine girdi? Neden roket attı? Bir kere Mescid-i Aksa'daki şeyler, İsrail askerleri, polisleri saldırı yaparken İzzettin Kassam Tugaylarının komutanı göreve çağırılıyor. Mescid-i Aksa ve Kudüs etrafında insanlar neredesiniz diye çağırıyor. Gazze'nin içinde Gazze halkı neden müdahale etmiyoruz? Mescid-i Aksa evden gidiyor şeyindeydi. Dolayısıyla Hamas bu şeyi başlatarak süreci bir anda değiştirdi. Eğer Hamas o pazartesi, geçen hafta pazartesi girmemiş olsaydı devreye, muhtemelen Ramazan bayramından sonra olaylar dinecekti. Ve işte Şeyh Cerrah'tır vesairedir. İnsanlar unuttuğu anda İsrail o politikalarını sürdürecekti. Ama şimdi bütün her şey alt üst oldu. Gazze bugün bakacak olursak, ayrıntıya maalesef giremiyorum. Tamamen şöyle söyleyeyim, daha önce 3 defa savaş yaşadı. Ambargolar nedeniyle büyük yıkımlar aldı. Yıkımların birçoğu yeniden yapılamadı. Gazze'de muazzam bir elektrik su sorunu vardır. Ve Gazze'de içilen suyun %97'si su içmeye elverişli değildir. Ve Gazze'liler bu yüzden hastalanmaktadır ve tam da bu şeyde işte o her bir savaşta İsrail altyapıyı vurduğu için ve ondan sonra onların yeniden tamirine izin vermediği için gerçek bir insanlık krizi yaşanıyor. 2020 yılına gelindiğinde 2014'te IMF ve Dünya Bankası'nın açıklaması 2020 yılı itibariyle Gazze yaşanmayacak bir yere dönecek demişti. Çoktan öyleydi. Zaten Gazze yaşanmayacak bir yerdi. Şimdi üzerine İsrail yine altyapıyı vuruyor. Ticaret merkezlerini vurdu. O yüksek binalar. Bu arada neden yüksek binaları vuruyor? Bir önceki savaşta, 2014 savaşında, savaşı bitiren şey İsrail'in çok katlı binaları vurmasıydı. Çok katlı binaları vurmaya başlayınca Hamas ateşkese razı olmuştu. Bu sefer İsrail direkt oralardan başladı. Yani aslında savaşın, ulusal şeyin uzamasını istemiyordu. Caydırıcılıkla geri adım attırabileceğini düşündü ama olmadı. Bu sefer yıkım çok daha fazla belki. Daha yüksek katlı ve bu binalar işte idari merkezler, işte medya merkezleri, ticari merkezler vesaire, onlar birer ve insanların yaşadığı alanlar birer birer çöküyor. Bu binaların yeniden yapılması kolay değil çünkü İsrail uzun yıllardır çimentodur, demirdir vesaire bunların girmesine izin vermiyor. Dolayısıyla bu şeyler yine devam edecek. Çok kısıtlı bir şekilde girecek bunlar. O insani kriz devam edecek. Peki Filistin iç siyaset anlamında neye yol açtı? Kısaca değinip bırakacağım. Bir kere Hamas devreye girerek Filistin siyasetinde bir kere bir kendi adına zafer kazanmış oldu. İsrail Netanyahu karşısında zafer, yani İsrail karşısında zafer demiyorum, şöyle söyleyeyim. Artık büyük zaferler ve yenilgiler dönemi bitti Filistin'de ve İsrail'de. 67'de bir büyük şey, 6 günde gerçek bir zafer kazanmış. Artık böyle bir şey yok. Gerçek, yani net muzafferler ve net kaybedenler söz konusu değil artık. Böyle bir süreçteyiz. Peki ama Filistin iç siyaset açısından bakacak olursak, Mahmut Abbas yönetimi ve Batı Şeria gerçekten pasif, yani bu süreçte pasif kaldı. Ha, genel grevle vesaireyle sonradan Batı Şeria'da bir şeyler yapmaya çalıştı ama genel Filistin sokaklarında şey yapan Hamas'ın devreye girmesi, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, İslam dünyasının sembolünü kurtaran bir aktöre dönüştü. Dolayısıyla tam da bu süreçte, önümüzdeki süreçte seçim olacaktı. Mahmut Abbas bunu ertelemişti, engellemişti. Şimdi tamamen bir seçim olsa büyük ihtimal şey olacak, yani Hamas kazanacak. Zaten bunu bildiği için şey yaptı. Bu arada Filistin yönetimi Mahmut Abbas El Fetih hareketi üçe bölünmüş durumda. Seçime ortak aday olarak bile gidemediler. 3 ayrı liste hazırladılar. Ve dolayısıyla Batı Şeria'da bir şeyler değişiyor Filistin'de.
nasıl dedim ki İsrail içinde Filistin bayrakları dalgalanıyor ve bu inanılmaz bir şey, olacak bir şey değilse, Batı Şeria içinde de Hamas bayrakları dalgalanıyor, bu da olacak şey değil. Çünkü 2007'den beri Hamas mensuplarının vesairenin Batı Şeria'da tamamen hapiste atıldığı, dışlandığı, bastırıldığı bir süreçti ve artık Batı Şeria'da insanlar eylemlerde bayrak dalgalandı. Son olarak şunları söyleyeyim. Peki bunun sonucunda 3. intifada çıkar mı, çıktı mı? Bilmiyoruz. Böyle yönet siyasetiyle İsrail bunu nasıl, Filistinleri içeri çekecek mi, çekmeyecek mi, bunu bilmiyoruz. Şu an bir sürü Filistinli tutuklanıyor. Ve gençlerin çoğu işte bu eylemlere katıldınız diye tutuklanıyor. Şinbet yani istihbarat örgütü ve tehdit mesajları yolluyor. Aynı zamanda İsrail içindeki Filistinliler genel greve katıldın diye iş sahipleri, patronlar işten atıyor şu anda. Veya işte Filistinliler o kadar endişe içinde ki İsrail'de sokağa çıkamıyorlar. Sokakta işte özellikle toplu taşıma araçlarında vesaire o saldırı ihtimali yüz yüzeler. Yani şunu görüyoruz. Önümüzde ciddi savaş bitecek. Ama savaş bittiğinde sanmayın ki bir şeyler bitmiş olacak. Hayır. Filistinliler nasıl bu savaştan evvel, o dedim ki 10 yıllardır bir ırkçı ayrımcı rejimi altında çok sıkıntı çekiyorlardı. Biz görmüyorduk, bilmiyorduk. Bundan sonraki süreçte Filistinliler geri şey yaparsa yine aynı şeyler devam edecek. Daha düşük yoğunluklu olarak devam edecek. Dolayısıyla aslında onların hayatında belki çok fazla bir şey değişmedi. Ve bundan sonraki süreçte daha da zor olacak. Dolayısıyla birlik beraberliklerini sürdürüp intifadayı devam ettirebilecekler mi, ettiremeyecekler mi? En temel mesele bu. Ve bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Aslında anlatacağım çok şey var ama bu saatte artık bitmesi gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zahide Hocam çok teşekkürler. Gerçekten haritalarla 1948'den itibaren bütün o yerleşim meselesi, İsrailleştirme, Yahudileştirme ve işte Müslümanların tahliye edilmesi ve mülksüzleştirme, Müslümansızlaştırma siyasetinin aslında haritalarla çok net bir fotoğrafını aslında çekmiş oldunuz. Bugünkü aslında biraz konuşmaların öne çıkan motifi bir ölçüde biz genel kamuoyu açısından daha böyle sıcak savaş tırmandığı, daha böyle makro politik bir takım krizlerin olduğu, intifadaların olduğu dönemlerde biz bu meseleleri tartışıyoruz ama sizin aslında anlattığınız tabloda, ortaya koyduğunuz tabloda her üç konuşmacıda bu gündelik mesele, gündelik yaşamdaki bu mülkiyet meselesinin, yerleşim meselesinin, bölge bölge, cadde cadde, mahalle mahalle ne kadar kritik aslında bir mesele olduğunu, gündelik yaşamın örgütlenmesinin, oradaki belediyeler, mahkemeler, bunların hepsiyle aslında oradaki gündelik yaşam meselesinin bir fotoğrafı çekilmiş oldu. Epey de soru birikti. Hem benim de sorularım var, arkadaşların da soruları var. Hem de doğrudan yazmak yerine doğrudan sormak isteyen de olabilir. Bir arkadaşımız son dakika gelişmesini yazmış. Bilmiyorum Fatih Yavuz hocamız biraz farklı bir programa gitti zannediyorum. Çünkü çok yoğun, çok sıcak gelişmeler var. Bir arkadaşımız İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile ateşkesi kabul ettiğini yazmış son dakika olarak. Belki Fatih yok ama belki Özgür'den bu konuyla ilgili bir şeyler dinleriz. Daha sonra sorularımız var. Onları da sizlere ileteceğim. Eyvallah abi. Yani ateşkes ne anlama geliyor? Ben bu ateşkesin özellikle empoze edilmiş bir ateşkes olduğunu düşünüyorum. Yani Biden görüşmüştü Netanyahu'yla bir ateşkese varılması hususunda. Netanyahu bunu kabul etmemişti. Ben daha ciddi bir baskı gördüğünü düşünüyorum Amerika'dan. Yani tabii şu anda ateşkesin detaylarını okumadım henüz. Ama yani ateşkesin de ayrıca çok fazla mevcut durumda devam edebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani bu geçmişte de olmuştu. Obama döneminde de olmuştu. Daha önceki başkanlar döneminde de olmuştu bu kısa ateşkesler ve sonrasında karşı tarafı suçlayarak devam eden çatışmalar. Yani dediğim gibi şu anda Netanyahu yeni bir seçime gidemediği sürece, çünkü 5. seçime gitme ihtimali var. Ve bu çok yüksek bir ihtimal ve İsraillilerin %70'i de İsrail'in 5. defa seçime gideceğini düşünüyor. Bu tahminim sonbaharda olacaktır.
Ve yani şu anda zaten böyle bir ihtimal netleşmediği sürece Netanyahu'nun tek yapacağı şey Yair Lapid'in koalisyon kurma çabalarını baltalamak olacaktır. Bunun için de ihtiyaç duyacağı şey çatışma olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu bir Gazze ile yenilenen bir çatışma olabilir. İşte Mescid-i Aksa'daki Filistinlilerin ve Şeyh Cerrah meselesinin yeniden provoke edilmesi şeklinde yer alabilir. Dolayısıyla çok uzun ömürlü olacağını düşündüğüm bir ateşkes değil bu. Çünkü dediğim gibi bu aralar Netanyahu'ya biraz şiddet lazım. Böyle. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Konuşmamda söylemeyi önemli bir şey. Buyurun, buyurun hocam. Netanyahu'nun Hamas politikası üzerine şunu söyleyeyim. Hamas, Netanyahu veya İsrail'in diyelim, hiçbir zaman Hamas'ı kökten bitirme gibi bir niyeti yok. Zaten buna da gülüyor, onu söyleyeyim. Ama niyeti de yok. Çünkü Hamas'ın varlığı, İsrail'in hem içeride hem de yurt dışındaki varlığının imajını meşrulaştıran bir şey. Bak, özellikle iç politikada. Bakın ben işte teröristlerle mücadele İsrail'i yok etmek istiyor. Bir bize Holokost yaşatmak isteyen şeyler var hikayesi üzerinden. İsrail iç cepheyi konsolide edebildiği bir şey Hamas üzerinden. Ve yurt dışında da imajını sağlamlaştırdığı, koruduğu bir şey. Dolayısıyla İsrail'in her zaman bir dış düşmana ve iç düşmana ihtiyacı vardır. Ve bu iç düşmanı da Hamas üzerinden karşılıyor, iç düşman ihtiyacı. Dolayısıyla Hamas'ı yok etmez. Baştan itibaren girdiğinde de zaten yok etme niyeti yoktu. Ve aynı zamanda burada bir şey var. Hamas'ı kullanarak Mahmut Abbas yönetimine baskı yapabiliyor. Filistin siyasetini bölüp parçalayıp, hani o böl parçala dedim, burada çok önemli bir şey bu aynı zamanda. Dolayısıyla böl parçala politikası uyguluyor. Dolayısıyla buna ihtiyacı var. Ve son bir şey söyleyeyim. İsrail'in Gazze'ye yapabileceği şeyler sınırlı ama aslında hedefi Batı Şeria. Çünkü Batı Şeria, Judea and Samaria diye geçer Tevrat'ta. Kutsal toprak olarak görülüyor. Ve hedefi Batı Şeria'yı ilhak etmek. Ve dolayısıyla aslında 2021 yılı başında bir şeyin analizinin şeyini okumuştum, şöyle diyordu. Filistin içindeki Filistinler patlamaya hazır bir bomba ve buradan bir şey çıkabilir, bir iç isyan çıkabilir. İsrail bundan hiç rahatsız olmaz, iç isyanı kullanacaktır. Hedefi nedir? Filistinlileri işte Batı Şeria içinde 6-7 şehrin merkezine yerleştirip orada hapsedip Filistin yönetimini ortadan kaldırmak ve oralarda askeri yönetim kurmak, kadını ilhak etmek politikası. Ha, ben buna çok emin değilim çünkü Filistin yönetiminin varlığı İsrail'e çok ucuz işgal sağlayan bir şey. Kendi işgal politikasını pahalıya patlayacak ve kan akıtacak işgal politikasını Filistin yönetimi üzerinden, Batı Şeria'daki yönetim üzerinden ucuza sağlıyor. Dolayısıyla bunu yapacağına emin değilim ama Mahmut Abbas'ın artık günleri sayılı. Ve dolayısıyla bir de şunu söyleyeyim, ateşkes hiçbir zaman Hamas'ta karşılıklı ateşkes olmadı bugüne kadar. Hep tek taraflı ateşkesler oldu. Hamas da razı oldu ama karşılıklı İsrail'de Hamas bir terör örgütüyle muhatap olmak istemediği için İsrail hiçbir zaman masaya oturup da bir anlaşma, ortak ateşkes anlaşmasının altına imza atmadı. Yine böyle olacak, böyle olmasın. Yani birlikte muhatap olup imza atmaları imkansız. Ama Hamas'ın amacı hedeflerini gerçekleştirmek, kabul ettirmek, öne sürdüğü şartları bunu sağladığında zaten ikisi de kendi kendine, ikisi de tek taraflı ateşkes ilan ederek şeyi durduracak. Geçmiş şeylerin hepsi de bu akrörde. Zahide Hocam, ben size aslında belki özgürden cevaplamak isteyebilir. Bu Trump'ın Amerikan işte başkan eski başkanının Trump'ın Kudüs'ü başkent ilan etmesi meselesi. Bu Filistin meselesinde, yani uzun 100 yıllık bu hikayenin içerisinde sanki yeni bir sürecin en temel yeni bir süreci başlatan, süreci yeni bir aşamaya götüren ve İsrail oradaki Müslümanların işte ikinci sınıf vatandaş olmalarına onları iten çok kritik bir gelişme. Siz hem Amerikan dış politikasını, bu jeopolitiği de takip eden birisiniz. Bu Filistin'in Kudüs'ün başkent ilan edilmesi meselesi, bu süreçlerin neresinde duruyor, tam olarak neye tekabül ediyor? O hikayenin neresindeyiz, o süreç bu meseleyi nereye taşıyacak, neler söylersiniz? Tuba Hanım.
Sana sordu. Yok, ben ikinize de sordum. Tuba Hanım'a da sordum. İkinize sordum. Hani cevaplayabilirsiniz. Eyvallah. Yani ben birkaç şey söyleyeyim. Yani öncelikle şunu görmemiz lazım. Yani Kudüs'e gitmek önemli. Kudüs'e gitmek neden önemli? Her şeyin ötesinde Kudüs'ü görmek, yani gerçekten mevcut durumu görmek adına önemli. İsrail 1967 yılından bu yana Kudüs'ü, yani Yahudi İsrailli bir Kudüs olarak birleştirmeye, tekleştirmeye çalışıyor. Ve bu bağlamda burada yaşayan Filistinlileri de büyük ölçüde politik aktörler olmaktan çıkarıp daha böyle bir ulus devletin azınlıklarına dönüştürme projesini sürekli uyguluyor zaten. Yani dolayısıyla ne oluyor? İşte Kudüs'te yaşayan Müslümanlar birer azınlığa dönüştürülmüş oluyorlar İsrail bağlamında. Ve bunların, yani işte İsrailileştirilmesi bir opsiyon. Kudüs'ten gönderilmeleri, mülksüzleştirilerek gönderilmeleri bir opsiyon. Ki bu mülksüzleştirme meselesi özellikle Kudüs Eskişehir dahilinde İsrail'in en çok, en yoğun olarak başvurduğu husus. Bu konuda hatta işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden ve bu ülkelerin vatandaşlarından da aktif olarak destek alıyor. Dolayısıyla şunu görebilirsiniz. Yani Kudüs tabii ki bölünmüş bir şehir. İşte Doğu Kudüs, Batı Kudüs, evet, bölünmüş bir şehir. Neden bölünmüş bir şehir? Öncelikle 1948 yılında bölünmüş bir şehir. 1948 yılında özellikle işte bugün Doğu Kudüs olarak bildiğimiz ve Eskişehir olarak bildiğimiz bölgelerin Arap Lejyonu, Ürdün'ün Arap Lejyonu tarafından ele geçirilmesiyle bölünmüş bir şehir ve Batı Kudüs bu dönemde, yani 48'te İsrail'in elinde kalıyor. 1967'ye kadar, 1967'de Kudüs'ü işgal ediyor İsrail. Bütününü işgal ediyor. Bu bütün Batı Şeria'yı işgal ediyor ve bu bölünmüşlüğe kendi açısından tırnak içinde son vermiş oluyor. Tabii ki bu bölünmüşlüğe son vermek böyle, yani ortadaki demir işte bu dikenli telleri kaldırmaktan ibaret değil. Yani insanlar arasında da çok ciddi bir bölünmüşlük var. İşte bugün gördüğümüz bu Şeyh Cerrah meselesi aslında bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırmanın, bu Kudüslü Filistinlileri Kudüs'ten uzaklaştırmanın adımlarından bir tanesi. Yani ben şunu, yani söylemişimdir daha önce de, hani Kudüs'ün jeopolitiği, bildiğimiz realist anlamda jeopolitiği, teopolitik falan, hani o şeylere çok girmeden bunu söylüyorum. Jeopolitiğinin belli halkaları vardır. Yani bu halkalardan bir tanesi Mescid-i Aksa merkezinde düşünelim. Yani Mescid-i Aksa'yı ele geçirmenin bir jeopolitiği var. Bu da etrafındaki, yani bu halkalardan bir tanesi Mescid-i Aksa'nın etrafındaki Eskişehir'in, Müslüman mahallesinin kontrol edilmesi. Bir diğeri Kudüs'ün doğusunun, yani daha geniş bir halka olarak Kudüs'ün doğusunun kontrol edilmesi. Daha geniş bir halka olarak Batı Şeria'nın kontrol edilmesi. İşte Ürdün'ün kontrol edilmesi ve bu şekilde hani işte Arapların kontrolü gibi böyle dalga dalga açılan bir jeopolitiği var Mescid-i Aksa'nın. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı mesela ele geçirmek ya da daha geniş manada işte Kudüs Eskişehir'i ele geçirmek tek bir, İsrail'in tek bir parametre üzerinden düşündüğü bir şey değil. Dolayısıyla ne var? Yani eğer siz, evet, küçük bir alandan bahsediyorsunuz. Hani dünya haritası üzerinde küçücük bir alandır Mescid-i Aksa. Ama tabii ki sembolik önemi çok fazla. Dolayısıyla bunun bir uluslararası boyutu var. Ben bu uluslararası boyutun bir parçası olarak görüyorum. İşte bu Trump'ın attığı adımları ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılmasını, başkenti olarak işte Amerika tarafından tanınmasını ben bu şeyin bir parçası olarak görüyorum. Ve yani açıkçası sahada yani İsrail zaten yapacağını yapıyor. Yani İsrail zaten Eskişehir'de, yani İsrail derken yani hangi İsrail? Şimdi İsrail bürokrasisi mi? İşte İsrailli sivil toplum kuruluşları, bu NGO think tank tarzı, işte İsrail'in kendi doğrudan devletle alakası olmayan ama devlet için çalışan bir takım STK'ları var. İşte mesela Şeyh Cerrah'taki aktivistlerin ortaya çıkardığı STK'lar var. Ve bu STK'lar üzerinden işte Eskişehir'deki evleri alarak, satın alarak oradaki popülasyonu mülksüzleştiriyor. Yani bunun için çok çeşitli yollara başvuruyor. Ve işte Trump'ın yaptığı şey, yani böyle bir tanıma tırnak içerisinde, arkası bir kere gelmeyen bir şey.
Ben bunun çok fazla başarılı olduğunu, yani böyle bir tanımanın çok fazla başarılı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir kere ortada bir nüfus var. Yani sen kalk, tamam ben bugün Kudüs'ü işte İsrail'in başkenti olarak tanıdım. Yani sonra. Evet, yani bu bir Amerikan iradesini tırnak içerisinde gösteriyor. Ama bu gerçekten kabul gören bir şey oldu mu? Burası şüpheli. Ve çok ciddi bir şekilde işte Filistinlilerin sinir uçlarını yeniden açılmasına sebep oldu. Ha ne oldu? Yani Netanyahu şunu bekliyordu bir parça. Ya işte Amerika, Trump, yani sonuçta şöyle bir şey var. Yani Trump'ın etrafındakiler, işte Trump, Jared Kushner, işte diğer şeyler, diğer işte büyükelçiler falan. Yani bunların hepsi aynı networking insanları ve bunların hepsi aktif siyonistler ve Trump'ın etrafında sürekli olarak varlardı. Ve bu insanlar üzerinden ne oldu? İsrail sürekli olarak Trump'tan bir şeyler kopardı. Sürekli ama sürekli olarak bir şeyler aldı. Ve Trump da tam böyle bir olayın siyasi, işte duygusal sahadaki yansımalarına duygusuz, yani pek bir hassasiyeti olmayan bir iş adamı gibi, bir tüccar gibi verebileceği bütün şeyleri verdi. Yani açabileceği bütün kartları açtı İsrail'in önüne. Kendi işte o etrafındaki isimler üzerinden. Sonuç bu oldu. Yani sonuç ne oldu? Şimdi biz bugün ortaya çıkan bu patlamayı, bu çok ciddi patlamayı ben Trump'ın dönemindeki bu yapılanlardan bağımsız olarak okuyamayacağımızı düşünüyorum. Peki Özgür, bir de çok soran hani arkadaşlar çok fazla şey de sormuşlar. Yani bu patlamanın, bugünkü bu patlamayı özgür kılan yani birikimler, yani 2014'teki olaylardan ziyade bugün niye bu kadar böyle bir büyük bir seferberlik oldu? İşte Ramazan meselesinden evet. Bahsettiğiniz bu jeopolitik durumlar var, dışarıdan müdahaleler var. Pek çok aslında muhtemelen şeyin gelişmenin bir birikmesi olarak ve onun patlaması olarak gözüküyor. Burada da neler söylersin? Bir daha var burada. O dediğimiz zaten sanırım. Bunların söylediği bir şey daha var. Artık sosyal medyanın aktif kullanılması. Yani 21. yüzyıl teknolojisi burada doğrudan etkili bir faktör. Daha önce İsrail bölünme politikasıyla bireyleri tek tek bölmüştü Filistin'de. Ama insanları bir araya getiren, diasporadaki İsrail'deki Batı Şeria'daki zaten bir araya getiren şey sosyal medya oldu. Ve tam da İsrail'in kazanamadığı şey sosyal medya savaşı. Tam da o yüzden sosyal medya hesaplarını kapatmaya çalışıyor. Ve burada TikTok devrimi diyenler de sosyal. Yani Gazze'nin içindekiler tamamen tehdit edilmişken, yani dışarıya çıkmaları imkansızken ama oradakiler Batı Şeria'yla birlik oldular. İsrail'in için Kudüs'le birlik oldular ve özellikle Gazze'den roketler yağmaya başladı. Dolayısıyla burada Kudüs'ün temel şey olması birinci etken, ama ikincisi intifadada da Kudüs temel etkenliği zaten patlamada. Ama onda mesela İsrail'in içindekiler o kadar fazla katılamadılar ikinci intifada. İsrail'in uyguladığı politikalardan vesaire. Veya mesela şöyle 2014'te 2009'da İsrail Gazze'yi vurdu. Batı Şeria'dakiler çok rahatsızdı ama Mahmut Abbas yönetimi bastırmıştı. Dolayısıyla Gazze ile Batı Şeria arasında İsrail içinde bir dayanışma hali olmamıştı. Burada özgür şey Kudüs'ten, Kudüs meselesi. Ama aynı zamanda işte o sosyal medya üzerinden artık halkların liderlerini bir kenara bırakıp, çünkü artık Filistin siyaseti bir çözüm olmaktan çıkmış durumda. Ve dolayısıyla siyaseti bir kenara bırakıp tıpkı Arap Baharı'ndaki gibi lidersiz gençlerin artık yetersiz şeyle ortaya çıkmış olmaları diye. Tuba, sosyal medya olmasaydı bu şey başarılamazdı, yani bu toplu halde ayaklanmayı başarılamaz. Evet, Özgür, sen ekleyeceğin bir şey var mı bu noktaya? Yok, ben kesinlikle katılıyorum. Yani çok kısa şunu söyleyeyim, hani İsrail şimdiye kadar sürekli olarak bu hani konuşmamda da bahsettiğim İsrail şeylerin, Filistinlerin bir araya geldiği bu kamusal alanları hep müdahale etme yanlısı oldu ve hani Şam kapısı dediğimiz o alandaki o alanda gençlerin bir araya gelmesini de kendine bir tehdit olarak gördü ama şunu göremedi tabii. Yani artık bu kamusal alanlar sanal, daha virtüel bir kamusal alana taşınıyor ve bu açıdan işte Twitter mesela şeyde çok daha etkindir. Yani Filistin özelinde Facebook çok daha yaygındır, çok daha etkildir. Yani TikTok mesela, yani bu açıdan çok önemli oldu bu olayların yayılmasında. Burada artık paylaşılan imajlar, artık fikirler bile değil. Yani paylaştığınız imajlar, paylaştığınız 10 saniyelik video bile
bir yerlere dokunuyor yani. Bir şeyleri harekete geçiriyor ve bu gerçekten artık İsrail'in dahi hiçbir gücün, yani konvansiyonel manada hiçbir dünya üzerindeki aktörün kolaylıkla kontrol edebileceği bir şey değil. Ki şunu da gördük, yani Türkiye'deki arkadaşlar da bunu çok yaşadılar. İsrail yoğun bir şekilde hala işte birilerini, işte yani Twitter'dan sürekli birileri engelleniyor, işte tweetler siliniyor, engelleniyor. Her yerde. Facebook yani. Şu an seferber oldu kapatmak için. Evet, yani nedir? Dolayısıyla hani bunu, bu çok yoğun bir şey altında, ama hani bunun önünü nasıl alacaksınız? Yani bunun önünü gerçekten bir şey olarak alabilir misiniz? Yani bir ben devletim, bu şeyin yayılmasını istemiyorum. Artık öyle bir dünya mümkün değil yani. Bunu tartışmak bile abes olur. Evet. Bir şey daha var. İsrail şu an geçmişte de ev baskınları yapıyordu. Her gece Kudüs ve çevresindeki gençleri ev baskınlarıyla vahşetçe hapse atardı. Şimdi artık o TikTok'larla bunların hepsi yayılıyor. Dolayısıyla böyle bir fark var. O İsrail'in gece yarısı baskınlarında yaptığı vahşet artık yayılıyor. Eskiden bu yayılmıyordu. Evin içinde kalıyordu. Onu yaşayan biliyordu. Şimdi artık o için evin içinde yaşanan vahşet, İsrail'in o şeyi, o kolonyal politikası diyelim, etnik temizlik politikasının işte yavaş yavaş yürüttüğü, insanlara dışarıya hiç belli etmeden yürüttüğü şey artık TikTok üzerinden vesaire üzerinden etrafa yayılıyor. Tabii İsrail meselesi, bu Filistin meselesi çok ilginç bir fenomen. Yani dünyadaki bir politik, yani toprağa dayalı egemenlik biçiminde ısrar edildiği, yani orada bir, yani belki de dünyada hani toprak meselesinin çözülmediği nadir, ender bölgelerden bir tanesi. Ama bir taraftan da hani iletişim teknolojilerinin dönüşümler dünyada başka bir mekansızlaşma rüzgarları esiyor. Bunun çok ilginç aslında bir case'ini bize vermiş oluyor. Aslında çok soru var. Yani size yönetmek istediğim. Bir tanesini Zayda hocamıza yöneltmek isterim. Kendisi hem sadece Filistin meselesini, Orta Doğu, genel olarak Orta Doğu'daki genel 100 yıllık hikayeyi, daha teolojik, toplumsal hareketler, siyasi, jeopolitik boyutlarıyla da ilgileniyor. Bir tane soru var, onu hani bu İsrail meselesi bir taraftan halklara vurgu yaptınız. Hani halklar üzerinde Filistin meselesinin bir etkisi olduğunu, ama siyasi yönetimler düzeyinde biraz yalnızlaşma, halkların dayanışması ama devletlerin yalnızlaştırma meselesinden söz ettiniz. Bir arkadaşımız Hamas, yaklaşık bir hafta önce Hamas'ın İran'a teşekkür etmesinden falan söz etti. Bu Filistin meselesinde Orta Doğu'da bu son işte 20 yıllık Irak, Suriye'deki yaşanan gelişmeler neticesinde böyle bir devletler nezdinde bir yalnızlaşma meselesinden bahsedebilir miyiz hocam? Orta Doğu bağlamında neler söylersiniz? Arap Baharı ile birlikte zaten Arap ülkelerinin artık gündeminde Filistin kalmamıştı. Yani Filistin'de bir mesele yoktu artık. Arap ülkelerinin gündeminde temel temsilciler artık İran, Müslüman kardeşler, halk hareketleri, IŞİD gibi terör örgütleri. Ve dolayısıyla Avustralya'da koronavirüs oldu. Bütün bunlar işte o İsrail'le barışmaları, İsrail'le bir araya gelmeleri sağlayan şeydi. Temsilci halkların ortaklaşması, çıkarların ortaklaşması ve İran gibi aynı zamanda Türkiye'de Müslüman kardeşler üzerinden görüyorlar. O bölgedeki Arap dışı aktörlerin daha Arap sokaklarına hakimiyet kurmasına karşı işte İsrail'de hiçbir şey değil. Hamas'a gelecek olursak, Hamas'a mesela hep sorulan bir şey işte Türkiye yardımı vesaire. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye yani hani Türkiye'nin yardımı mı, İran'ın yardımı mı vesaire diye soranlar oluyor. Türkiye ile İran aynı şeyde değildir. Türkiye insani destek verir, maddi destek verir, diplomatik destek verir, siyasal destek verir ama silah desteği İran'dan gelir. Dolayısıyla İran'ın oraya desteği başka bir şeydir. Bizim yapamadığımız, yapma ihtimali NATO üyeliği üzerinden mesela yapma ihtimalimiz olmadığı bir destek. Dolayısıyla Hamas'ın İran'a teşekkür etmesi doğal ama attığı roketlerin birçoğu da kendi iç üretimi. Çünkü o çok katı ambargolar sebebiyle İran'la bağlantı eskisi gibi olmadı, yani eskisi kadar yok. Daha önemlisi Arap Baharı sürecinde Suriye'de Esad rejimini desteklemediği için Hamas, İran ve ekseninden dışlanmıştı, çıkmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz yıllarda yeniden yanaştı oraya. Ama uzun yıllar aralarında ilişkiler kurduydu. İslam ve Cihat İran'ın tamamen uzantısıdır diyebiliriz. Hocam teşekkürler. Özgür'ün de çıkması gerekiyor. Biz hani Özgür'e biraz saat 11'e kadar izin istemiştik. Özgür'den belki şey yapabiliriz. Özgür terk edebilir. Yani hocam
size müsaadenizle birkaç... Çok özgür cevaplasın. Çok özgür çıkacak hocam. Özgür benim şu anda başka bir... toplantısı var. Doktora toplantı dersim başlayacak da kusura bakmayın çok özür dilerim. Zayda hocam siz gerekiyor. Müsaitseniz biraz daha sizinle devam edelim. Çünkü sorular da var arkadaşlarımızda da şey olmasın. Biz de biraz daha devam edelim. Katılımcılardan da özür diliyorum. Ama programlarımız devam edecek inşallah. Diğerlerinde önümüzdeki haftalar içerisinde buluşuruz. Cümleten iyi geceler. Çok teşekkür ederim. Özgür, biz Özgür'e çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli yorumlar ve katkıları oldu. Kendisiyle daha farklı önümüzdeki haftalarda programlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Özgür. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Hocam epey soru var. Bir de sizin mikrofonunuzda hocam bir ses de geliyor. O acaba mikrofon açık olduğu için mi? Böyle bir, değil mi? Hafif böyle bir şey de vardı. Yani o bir... Hala var mı? Var hocam. Devam ediyor. Acaba o mikrofon... Tamam. Kapatayım. Şu an nasıl peki? Yine devam ediyor hocam. Yani... Hafif bir soru var. Neden? Şu an? Şu an nasıl? Hafif devam ediyor hocam ama yine de biz... Hocam siz şu an soruları görüyorsunuz değil mi? Ama arkadaşlarım... okuyarak şey yapamıyorum ben. Tamam. Sen okursan tercih ederim. Ben okuyayım. İlk zaten hani ilk ama baştan bir bak. Bir dakika şöyle yapayım ama şimdi nasıl? Şimdi biraz daha iyi. Yani tam karar verilebilecek evet. Durumda değil hocam. Şu an nasıl? Arkadaşlar programdakiler ne derler? Yine benzer yani çok fazla bir iyileşme yani olmadı. Yani şey bilgisayarın fantezisi var. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Ha, doğru ondan. Çünkü onun sesi olabilir. Tamam hocam tamam. Sorun yok. Devam ben edelim bir şekilde. Evet. Hocam şu an gayet iyi oldu. Tamamdır. Tamam çok hatta keşke böyle olsaymış baştan itibaren dedik. Hocam aslında çok farklı soru var. Bu hani İsrail bu şey meselesiyle ilgili. Yani biraz hani bu meselenin teolojik boyutlarına ilişkin. Sorular var. Birkaç arkadaşımız hani biraz daha böyle karamsar bir bakımdan da hani soruları yöneltmişler. Ben sizi şimdi ona bakıyorum. Sen bana oku. Ben öyle okuyacağım. Şey okuyacağım hocam. Hani bir arkadaşımız şey sormuş, söylemiş. Yani Tevrat Kutsal Kitabın Tekvim bölümünü tahlilini 2 saate yakın dinledim. Yani öyle bir program dinlemiş. Oradaki durumun hani biraz oradaki Tevrat'taki anlatılanları biraz uçuk biraz hani şizofrenik de olduğunu söylemiş arkadaşımız. Oradan hani bu bir Yahudi zihniyeti meselesi, Yahudi teolojisi meselesi. Bu Yahudi teolojisi olduğu müddetçe yani bu mesele nasıl çözülecek? Yani orada bir sadece ekonomi politik bir mesele değil, çok teolojik bir mesele var. Ve bu teolojik mesele ısrar meselenin hani bir şekilde çözümünü de engelliyor. Ve İsrail bir türlü durdurulamıyor. Yani oradaki teolojik zeminden kaynaklı ne dersiniz? Yalnız her Yahudi İsrail'in o şey Tevrat'ın teolojisine inanıyor değil. Ateist bir sürü Yahudi de var. Yani dinsiz bir sürü Yahudi var. Yahudiliği dini değil, ırki bir şey olarak görenler de var. Ama dediğiniz çok doğru. Ve bu arada şu da var. Tevrat'a gönülden bağlı tamamen Tevrat'ı yaşayan ama tam da Tevrat'ı yaşadığı için İsrail'in İsrail'i Tanrı'ya bir ayaklanma olarak gören Yahudiler de var. Yani şeyde bu özellikle Hasidik Yahudilerin bir kısmı, Naturei Karta gibi gruplar Tevrat'ı tamamen hayatlarında yaşarlar ve tam da Tevrat'ı yaşadıkları için İsrail'in varlığını Tanrı'ya bir kafirlik olarak görürler. Çünkü Tevrat'a göre kurtarıcı veya geleneğe göre kurtarıcı gelmeden devleti kurmak haramdır Yahudi şeriatına göre. Dolayısıyla şimdi Tevrat diyoruz, şeriat diyoruz, Yahudi diyoruz ama hangi Yahudi diyeceğiz? Siyonistler bakımından, anti-Siyonist Yahudiler tam da Tevrat'a bakarak İsrail'e karşılar. Ama Siyonistler, Siyonistlerin bir kısmı, birçoğu da hatta hiç dinle alakası yok. Yani dinsiz ama sonuna kadar Siyonist insanlar da var. Dolayısıyla Tevrat'ı hangi Yahudinin nasıl okuduğu, hangi Yahudinin Tevrat okuyup okumadığı, Yahudilerin birçoğunun aynı zamanda İsrail'i kuran ekip dindar bir ekip değildir.
bunu milliyetçilik üzerinden Siyonizm Yahudi milliyetçiliğidir ve Avrupalı seküler ideolojilerden etkilenerek aynı zamanda geleneksel Yahudi anlayışına, Yahudi şeriatına isyan ederek bir bakıma Siyonizm oluşmuştur ve İsrail Devleti de kurulmuştur. Hocam bir arkadaşımız bu yani program boyunca kullandığımız bu Batı Kudüs, Doğu Kudüs gibi bir kategorik ayrımların hani biraz hani problem yaratıp yaratmadığını, hayır, bu parçalanmayı kabulleniş olup olmadığını soruyor. Bununla ilgili kısaca bir cevap alalım. Batı Kudüs 1948'de İsrail'in kontrolüne geçiyor, Doğu Kudüs'ü Ürdün'ün. Ve 1948'de İsrail'in kontrolüne geçerken burada yaşayan Filistinli nüfusun neredeyse tamamı kovuluyor. Ve Batı Kudüs, hatta açayım mı açmayayım mı, harita var ama açmayayım, hiç uğraşmayayım şimdi. Batı Kudüs dolayısıyla işte Yahudi bir Kudüs'tür. Orada Filistinli neredeyse yaşamaz, çok çok azdır kalanlar. Ama Doğu Kudüs Müslüman Kudüs'tür. Ama İsrail onun etrafına ve içine yerleşimciler ve Yahudi yerleşimler inşa ederek orayı Yahudilikten orayı Yahudileştirmeye çalışıyor. Böyle söyleyebiliriz. Batı Kudüs, Doğu Kudüs evet ayrı, coğrafi olarak ayrı, nüfus yapısı olarak ayrı. 48'den itibaren tarihleri de ayrışmış durumda. Ama işte İsrail şimdi bunları birleştirmeye çalışıyor. Teşekkürler hocam. Bir arkadaşımız Filistin'de çok ağır hani ayrımcılıklar olduğunu, çok büyük bir baskı olduğunu söylemiş. Bu baskı karşısında hani bu Filistin halkını ayakta tutan, yani onları diri tutan, buna bir direnç noktasını oluşturan inançlar, yaklaşımlar ne olduğunu soruyorlar. Kudüs mesela. En önemli şey Kudüs'tür. Bugün biz zannediyoruz ki mesela Kudüs'e koşan, Şeyh Cerrah'a koşan, işte Şam kapısı önünde bekleyenler sadece Müslüman Filistinler, hayır değil. Dindar Filistinler, hayır değil. Hristiyan Filistinliler de oradaydı. Dinsizleşmiş Filistinliler de oradaydı. Yani ateist Filistinliler. Aynı zamanda İsrail içinde asimile olmuş Filistinliler de oradaydı. Ve dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Mescid-i Aksa'nın içinde İsrail'e karşı direnenler ve namaza gidenler dindarlardı. Ama içeride teravih namazı kılınırken veya diğer namaz, vakit namazları kılınırken Şam kapısında ve dışarıda direnenler de namaz kılmayan Filistinlilerdi. Şeyh Cerrah'takilere bakarsanız tiplerine mesela bunların birçoğunun solcu falan olduğunu görürsünüz hemen. Dolayısıyla hepsini bir araya getiren, İsrail'in içindeki bütün farklı fraksiyonlardaki Filistinleri bir araya getiren, Batı Şeria'yı, Gazze'yi, herkesi bir araya toplayan şey Kudüs'tür. Ve Kudüs sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda Hristiyanlar için de Hristiyan Filistinler için de son derece önemlidir. Dolayısıyla bu arada şunu söyleyeyim. Direniş ruhu en fazla mesela o Kudüs'tedir. Batı Şeria'nın bazı şehirlerinde öyle kutsal şeylerin, sembollerin olmadığı yerlerde daha artık şeydir insanlar, o direniş ruhu çok fazla kaybetmiş olabilir, kaybedenler var. Ama gerek El Halil'de ki orada Hazreti İbrahim Camii çok tıpkı Kudüs gibi çok Mescid-i Aksa gibi çok değerli. Dolayısıyla buralarda insanlar evet o bütün zorluklara rağmen Kudüs hani o şey İslam'ın şeyini koruyorlar. Aynı zamanda 48 ve 67'yi yaşamışlar ve dolayısıyla geri adım atmanın bedelini biliyorlar. Ve o yüzden hatta size şöyle söyleyeyim. Batı Şeria'nın C bölgesinde köyler var. İsrail oraları zorla boşalttı o köyleri. İnsanların çoğu gitti ama öyle Filistinliler var ki oralarda mağaralar var. Mesela mağarada yaşıyorlar. Ben toprağımı terk etmeyeceğim diye. Elektrik yok, su yok, hiçbir güvenlik bir şey yok. Etrafı Yahudi yerleşimlerle çevrilmiş. İsrail askeri bölgelerine çevrilmiş. O insanlar toprağımı terk etmeyeceğim diye mağarada yaşıyor. Yani şunu söyleyeceğim. Toprak Filistinliler için adeta bir din haline gelmiştir. Nasıl güvenlik İsrail için bir dinse adeta, Filistinliler için de toprak öyledir. Toprağı kaybetmemek. Çünkü şöyle söyleyeyim, toprağın, vatanın ve evin önemini en iyi dünyada idrak edenler muhtemelen Filistinlilerdir. Teşekkürler hocam. Özetle böyle söyleyeyim. İsrail'in bu son saldırılarına bu kadar ileri gitmesini sadece iç siyasetine mi bağlayabiliriz? Yoksa hiç beklemedikleri bir direniş, yani bu tırmanmanın dinamini sormuş bir arkadaşımız. Tabii ki hiç, yani bu şöyle söyleyeyim aslında. Başta Netanyahu bilerek kışkırttı. Buradan kendine oy toplamak için hiç şüphesiz. Ve işte Kudüs'te Ramazan'da bu kadar aşırı kışkırtma bütün insanları sokağa döktü. Aynı zamanda ardından işte İsrail'in içindeki sokaklara taşındığında bu Filistin nüfusunu yaşadığı yerlere
Çok ilginçtir. İlk iki gün polis kenara çekildi. Yahudi toplumuyla Filistin toplumu çatışırken İsrail askerleri yok, polisleri yoktu ortada. Ve dolayısıyla neden yoktu? Buralarda soru işaretleri var. İşte burada evet Netanyahu bilerek tırmandırdığını düşünüyorum. Ama şu da var, olaylar öyle bir kontrolden çıktı ki belki de yani yetmemiştir. Ama tabii bu inandırıcı bir şey değil. Yani hani bir belki ihtimali olarak şey yapıyorum ama ortada İsrail'in bilerek, Netanyahu'nun bilerek kışkırttığı ama kontrolünden çıktığı bir süreç yaşandı. Bununla ilgili yine bir soru daha var hocam. Bu İbrahim anlaşmalarının bu olaylar üzerinde Filistin sokakları üzerinde psikolojik bir etkisi oldu mu demiş. Yine bu anlaşmaların söylem düzeyinde de olsa geçmişteki benzer olaylara kıyasla İsrail'in olaylara yaklaşımında herhangi bir etkisi oldu mu? İsrail medyası da bu olayların Netanyahu'nun siyasi çıkarları sebebiyle ortaya çıktığı konusunda mutabık mı gibi birkaç soru sormuş. İsrail siyasetinde bunu söyleyenler var. İsrail medyasında bunu söyleyenler var. Benim izlediğim kanallarda mesela E24 diye işte İngilizce kanaldır, dünya El Cezire'si gibidir yani İsrail'in. Orada mesela kıdemli muhabirlerinden neden polis nerede, ne yapıyor, niye yok diye hani ısrarla her yani kaç günlerce bunu şey yapan muhabirleri vardı. Ve dolayısıyla işte, evet işte İsrail'in bunun farkında olanlar var ama aynı zamanda güvenlik meselesi söz konusuysa İsrail konsolide olur. Çünkü yok olma korkusu, Holokost korkusu temel şeydir. Yani onların kimliğini kurucudur. Sadece Holokost demeyelim, tarihleri de hep sürgünle dolu olduğu için dolayısıyla yok edilme korkusu yani onlarda bilinçlerinin, kimliklerinin temel parçasıdır. İbrahim Mutabakatı'na gelince, İbrahim Mutabakatı'nın tabii ki psikolojik etkisi oldu. Neydi? Artık Arap dünyasının kendilerine hiç yardım etmeyeceğini biliyorlar Filistinliler. Arap dünyasının umurlarında olmadığını biliyorlar kendilerinin ve dolayısıyla işte o yüzden isyanda belki bu da bir faktördür. Bizim yani tamamen yalnızlaştı Filistinliler şu son işte Trump dönemi ve son Trump döneminde. Yalnızlaştılar, fakirleştirdiler, ötekileştirildiler, dışlandılar. Mahmut Abbas'a kızıyoruz ama Mahmut Abbas direndi. Hem de az direnmedi. Bir sürü tehditlere, Suudi Arabistan'a vesaire bir sürü tehditler yaşadı. Her şeye rağmen direndiler. Ama işte o dip noktasına vurduğu anda Filistin, dışarıdan kimsenin umuru değilken, Arap dünyasının kimsenin umuru değilken, işte o intifadayı, yani isyanı diyelim, henüz intifada mı değil mi bilmiyoruz. Evet. İsyanı tetiklemiş bir şey. İsrail'in olaylara yaklaşımında etkisi oldu mu? İsrail şu an bir yangında, oturup da Arap dünyasını düşünecek durumda değil. Ama şunu biliyor, Arap dünyasını, yani mesela ama şu etkili mesela, yeni bir şey oldu. İbrahim Mutabakatı'nın tetiklediği tersinden bir şey oldu. Ürdün'de Filistinliler sınıra kadar yürüdü, sokaklarda eylemler vardı. Ürdün istihbaratı izin vermese asla bunlar yaşanmazdı Orta Doğu'da, yani Ürdün'de. O İsrail sınırına kadar yürünmesi, açıl sınırları diye şey yapması, eylemler. Ürdün rahatsız bu İbrahim Mutabakatı'ndan. Aynı zamanda Mısır rahatsız İbrahim Mutabakatı'ndan ve tam da bu yüzden hiç yaşanmayacak, asla olmaz denen bir şey yaşandı. Mısır refah kapısını açtı. Gazze'deki yaralıları işte Sina şeyde kendi topraklarındaki şeyler hastanelere sevk etti, tedavi ediyor. Yardım yolluyor. Bunlar işte, Hamas Müslüman kardeşlerin Filistin uzantısıdır. Ve Sisi, Müslüman kardeşler, Hamas hepsini bir tam düşman olarak görmüştür. İsrail ile işbirliği içindedir. 2014 savaşında neler yaptığını biliyoruz Mısır'ın. Ve dolayısıyla yeni bir şey oluyor. İbrahim Mutabakatı İsrail ile eskiden barışmış, ilk barışmış olan ekolü, yani Mısır, Ürdün ekolünü rahatsız etmiş durumda. Ve dolayısıyla onlar enteresan bir şekilde Filistin davasına yaklaşmış durumda. Hepsi de kendi çıkarları ve kendi bekaları için, Filistin için değil tabii ki. Hocam teşekkürler. Hocam yani sorular gelmeye devam ediyor. Ben hani sizin biraz daha enerjiniz varsa yöneltebilirim. Yoksa hani... Devam edeceğiz, tamam. Bir şey yok. Konuştukça tamam. Açılıyorum galiba. Çünkü yani sorular da gelmeye başlıyor. Şeyde. Bir soru da hocam aslında kritik bir soru. Bu olaylarda mobilize olan İsrail vatandaşları Filistinlilerin önümüzdeki dönemde nasıl bir siyasi anlaşmana sahip olacağını arkadaşım sormuş. İslamcı kimliğe sahip olanlar örneğin işte Ram Partisi ve Abbas'la yaşadıkları hayal kırıklığıyla
Örneğin işte Riyad Salah'ın daha reaktif hareketine katılabilirler mi diye sormuş. Ayrıca bu kesim Eymen Avde ve diğer seküler Filistinli siyasetçilerin geleceği nasıl şekillendirir diye böyle bir soru sormuş. Emin değilim. Sokaklardaki insanlar siyasetten bıktılar zaten. Gerek Arap dünyasında, yani gerek Filistin'de, şunu bilin, bilmek gerekiyor. Siyaset artık çözümün bir parçası değil, siyaset problemlerin ana kaynağıdır. Nereye evrilecek derseniz, Ra'an Partisi'nin Arap bloğundan, diğer Arap partilerden kopması Filistinler arasında çok da şey görmedi. Hatta İslamcı birçok Filistinli Ra'an Partisi lideri Mansur Abbas'ı yuhlamıştır seçim şeyine gittiğinde, ziyaretlerine gittiğinde. Ve İsrail'e yönelik olumlu sözlerinden rahatsızlık duymuştur. Dolayısıyla neye evrileceğini bilmiyoruz. Mansur Abbas Ra'an Partisi bir aslında kumar oynuyor. Ve diyor ki işte İsrail siyasetine, hükümetine girelim. Ve bugüne kadar hep dışarıdan bir şeyler yapıyorduk ama başarılı olamıyorduk. Siyasetin içine girelim, hükümetlerin içine girelim. Aktif olalım ve biz işte kazanım elde edelim diyor. Dışlanmışlıktan kurtulup hizmet gelsin bize diyor. Ha, gelir mi? İmkansız. Ha, bir şeyler ama düzelebilir. Ama şunu yine de önemsiyorum ben. Filistinli partiler öyle bir şey oldu ki İsrail'deki o 4 defadır seçime gidip hükümet kurulamamanın temel sebeplerinden bir tanesi, tek değil ama temel sebeplerinden bir tanesi, Arap Filistinlilerin artık ortak bir araya gelmesi ve ortak hareket etmesi. Daha önce seçimlere katılmıyorlardı, oy kullanmıyorlardı. Bunu İsrail'in varlığını meşrulaştırmak olarak görüyorlardı. Ama artık kullanıyorlar, aktör oluyorlar, mecliste daha fazla temsil edilmeye başlandılar. Ve dolayısıyla mesela bir önceki şeyde 15 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Dolayısıyla İsrail'de hiçbir tarafın hükümet kuramamasına yol açan şeylerden bir tanesiydi bu. Ha, kuruldu şey sayesinde, korona sayesinde kuruldu. Ama Filistinlilerin konsolide olup seçime gidip fazla milletvekilleri çıkarması İsrail'deki içindeki iç istikrarsızlığın teminatlarından bir tanesi. Tam da bu yüzden İsrail'in kendi içindeki Filistinlerden kurtulması gerekiyor. Çünkü İsrail iç siyasetini etkiliyor artık bu. Eskiden etkilemiyordu çünkü onlar siyasal değildiler. Dışlanmıştılar. En iyi Filistinli nedir? Kimisine göre ölü Filistin'dir ama asıl yaygın kanaate göre kamusal talepleri olmayan, ucuz iş gücü olarak çalışan, boynunu eğmiş, sesini çıkarmayan, kaderine razı olan Filistinlidir. Ama artık Filistinler bu modda değil. Peki ne yapacaksınız bunları? İşte o yüzden aşırı sağcı, yerleşimci gruplarla çatışmalar bundan sonra nereye evrilecek? Yani siyaset nereye evrilecekten ziyade sokak nereye evrilecek? Filistinliler İsrail'in içinde yaşayabilecekler mi meselesi bence çok daha kritik bir mesele. Teşekkürler. Çünkü o çok fena şeyler, ciddi çok evlerine, işlerine, arabalarına, her yerlerine saldırılıyor şu anda. Peki ve evlerine baskın yapıp evlerinde saldırılara uğruyorlar. Bu şekilde nasıl yaşayacaklar? Artık bence bir arada yaşama şeyi giderek azalıyor. Peki bu neye evrilecek? Bu daha tehlikeli ve daha hayati bir mesele. Siyasete yansımasından ziyade. Fatih Memiç el kaldırmış. Kendisi orada mı? Fatih Hocam sorunuz. Hocam sesim geliyor değil mi? Evet. Geliyor. Aslında Zahid Hocam kısmen cevap verdi gibi de. Yani bu Arap partilerinin veya işte İsrail vatandaşı olan Filistinlerin kendi içerisinde birleşebilmesi ve belki İsrail siyaset tarihinde belki bir dönüm noktası olabilecek de eğer hükümet kurulabilse veya daha farklı bir şekilde. Sonuçta İsrail'deki siyaset sistemi öyle belki bir partili bir sandalyeye sahip olan bir partiyi bile kilit pozisyonuna getirebiliyor. Bu noktada Arap partileri çok ciddi bir oy aldılar. Bunu evveliyatın bir sonucu mu olarak görmek gerekiyor? Daha önceki baskı vesaire zulümlerin artık yeter bir raddeye gelmesinin bir sonucu mu görmek gerekiyor? Veya şeyleri şu an içerisinde oradaki İsrail'deki Filistin'in konsolide olmasının bir sebebi olarak mı görmek gerekiyor? Yani artık biz tamam bir güç olabiliyoruz. Bunun karşılığında da artık biz bu gücü daha da kuvvetlendirerek göstermemiz gerekiyor. Yani sürekli olarak bir İsrail'deki Filistinler bir de öteki taraftaki Filistinler şeklinde bir ayrım vardı. Bu ayrımın ortadan kalktığını görüyoruz aslında bu süreçte.
Bunu ortadan kaldıran sebep neydi? Ben onu biraz merak ediyorum. İkincisi de kısaca olmak kaydıyla hemen sorayım. Bu dindar Yahudiler meselesini sanki biz biraz gözümüzde çok fazla büyütüyoruz. Hani İsrail'e çok karşılar diyoruz. Yeri geldiği zaman belki Filistinlerle beraber bayrak sallıyorlar vesaire. Ama şöyle bir şeyi gözden kaçırıyoruz gibi. Mesele toprak olduğunda, toprağın kutsallığı noktasında bunların farklı bir düşüncesi yok. Yani sonuçta bu topraklar kutsal ve Tanrı tarafından bunlara verilmiş. Bunu inkar eden bir dindar Yahudi de ortada bildiğim kadarıyla yok. Biz sadece diyorlar. Sadece devlete karşılar. Hayır, biz şu anda sürgünde diyorlar. Tanrı bize sürgünü layık gördü. Hocam, şeyi kapatabilir misin? Tamam, devam edin. Zahid Hocam devam edin. Tanrı bize sürgünü layık gördü, dolayısıyla biz sürgündeyiz diyorlar. Ve işte kurtarıcı gelecek, kurtarıcı eşliğinde gireceğiz diyorlar. Dediğiniz doğru, yani ileriki vadede evet nasıl olur? İşte ama ben ileriki vadeyi düşünerek değil, şu anki şeyde onlarla işbirliği yapılacağını düşünenlerdenim. Ha, evet, etkileri çok mu? Değil tabii ki, hiç şüphesiz değil. Hele İsrail siyasetini hiç de dikkate alınan bir grup değil. Ama aynı zamanda mesela Amerikan Yahudileri ile İsrail Yahudileri arasındaki farkları da bilmek lazım. Amerikan Yahudilerinin birçoğu Netanyahu'ya sonuna kadar karşı. İsrail aşırı sağına sonuna kadar karşı. Trump'ın politikalarına tamamen karşı. Ve İsrail'in işgal politikasına karşılar. Hepsi değil ama epey bir kısmı. Dolayısıyla bir sürü fay hattı var. Aralarında bir sürü farklılıklar var. İsrail'deki Yahudilerin kahir ekseriyeti aşırı sağcıdır ve şu anda meclistekilerin yarıdan fazlası aslında aşırı sağcıdır. İsrail toplumu 2000'li yıllardan itibaren istikrarlı bir şekilde aşırı sağın da sağına kaymıştır ve kaymaya da devam ediyor. Dolayısıyla Amerikan Yahudileri ile İsrail Yahudileri arasındaki farklar. İsrail içinde aşırı sağdan rahatsız olan gruplar ve aşırı sağ. Aşırı sağ Filistinlilerle mücadele edip iyice palazlandıktan sonra, Netanyahu döneminde bu iyice palazlandıktan sonra aşırı sağın hedeflerinden bir tanesi de İsrail'in seküler kanadı. Çünkü aşırı sağın hedefi şu, bugün Filistinlere saldıran, Araplara ölüm diyenlerin. Tevrat'a bağlı, Tevrat'a göre işleyen bir Yahudi devleti diyorlar. Evet, İsrail içinde bir sürü Yahudi devletini savunuyor ama Tevrat'a bağlı bir devlet istemiyor. Seküler bir devlet istiyor. Dolayısıyla aşırı sağın etkinliği İsrail'in kendi içinde sekülerlerle dindarlar arasında kavgaya yol açacak bir şey. İsrail siyaset açısından Filistinlerin siyasete girmesi İsrail'de artık yani 70 yıl geçti üzerinden ve protesto ederek geçmişte seçimlere katılmadılar, protesto ettiler İsrail'i meşhur saymamak için. Tamam da ne elde ettiler? Ama siyasete girdiklerinde, bir söz sahibi olduklarında iş başka bir şey oluyor. Ha, muazzam hayatları değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Ve bu arada şunu bilelim. İsrail mesela Arap siyasal partileri, komünist partiler var, sosyalist partiler var, seküler partiler var, sadece İslamcı parti yok. Ve İsrail o karşı ekol, yani o Arap bloğunu büyük baş düşman, yani Netanyahu ve ekibi baş düşman olarak görüyor. İsrail devletine düşman olarak görüyor. Şimdi onlar böyle yönet siyasetinin çok güzel bir örneği, o Arapların o ortak çatısından İslamcı partiyi koparttı. Kendi yanına çeker gibi yaptı. Netanyahu bu arada çok yeni bir şeyler yaşandı. O kadar hızlı değişimler yaşadık ki biz son süreçte Filistin bağlamında. Netanyahu 4-3 seçime gitti. Başarısız olduğunu gördü. Arap siyasetinin önemini gördü. Ve tam da bu nedenle son seçimden evvel Filistin mahallelerine, il semtlerine giderek Filistinlilerden oy istedi. Likud Partisi adına oy istedi. Ve Netanyahu bu seçimde Araplardan daha fazla oy aldı, biliyor musunuz, eskiye nazaran? Yani Araplar arasında Likud'a oy verenler var. Dedi ki onlara, muhalefette kalıp ne yapacaksınız? Bir işe yaramıyorsunuz. Gelin benim içime girin, gelin benden seçilin. Ben size haklarınızı vereyim dedi. Netanyahu gibi bir adam bunu yapacak. İmkansız bir şeydi. Hem bunu yaptı, hem Araplardan oy aldı, hem Ram'ı o geniş çatıdan koparttı. Hedefi neydi? %3,5 barajın altında kalacak,
Ve Oydar kendisine kendisine ve aşırı sağcı ekoloji kayacak ve hükümeti kuracaktı. Kıl payı Rahm kazandı ve meclise girdi. Dolayısıyla Netanyahu da hükümet kurmayı şansını kaybetti. Yani Netanyahu karşıtları Rahm'ın dışarıdan desteğiyle hükümeti kuracaklardı ki pazartesi günü bunun görüşmesi olacaktı. Mescid-i Aksa olayları zirveye çıktı aynı gün. Bu ekip bir araya gelemedi. Akşamında Hamas'ın attığı roketlerle bu koalisyon ihtimali ortadan kalktı. Çok hızlı, inanılmaz şeylerin yaşandığı bir süreçteyiz. Bana göre İsrail derin devleti bunu Arap Partisi'nin olduğu bir hükümetin kurulmasını istemiyordu. Ve bunu bilerek kışkırttı ve bunu Netanyahu kullandı, aynı zamanda yaptı. Hem kendi aleyhine kendisinin dışlandığı bir hükümet kurulmasını istemedi çünkü hapse girecek yolsuzluktan. Ama aynı zamanda Arap derin devleti, İsrail derin devletinin de Arapların bir aktör olduğu bir siyasal sistem istemiyor. İstemediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir oyuncu olarak siyasetin yani girse bile ne kadar belirleyici olacak o ayrı bir işareti, ama böyle bir denklem istemiyor. Tam da şimdi bundan sonra o Araplar, Filistin, İsrail içindeki Araplar, Filistinler kalabilecek mi, kalamayacak mı meselesine geleceğiz. Onları nasıl kovacağız, kovmayacağız meselesine geleceğiz. Evet. Teşekkürler abla. Ahmet Elbay, mikrofonunuzu kapatırsanız iyi olur. Hocam çok teşekkür ederiz. Birkaç daha soru var ama artık tamama erdirelim. Çünkü sizi çok yorduk. Yani Filistin meselesi gerçekten yüzyıllık bir mesele. Ve sürekli olarak yeni ivmeler, yeni hayatları kazanarak devam ediyor. Bu Filistin davasının geleceği hakikaten çok kritik bir mesele. Çok boyutlu bir mesele dedik. İsrail iç siyasetinden, teolojik boyutlarına, dünya politiğinden, yeni teknolojik gelişmeler, onların toplumsal hareketler ilişkisine kadar Orta Doğu bölgesindeki farklı siyasal gelişmeler, toplumlar, devletler, pek çok bakımdan meseleyi konuşmuş olduk. Daha da zaten bu mesele Filistin meselesinin son toplantı değil. Sürekli olarak bu tarz tartışmalara meseleleri hakikaten çok daha farklı boyutlar içerisinden değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben kendileri gittiler ama Fatih Yavuz hocamıza çok teşekkür ederim. Oradaki aktüel gelişmeleri bize aktardılar. Sıcağı sıcağına aslında aktarmış oldular. Özgür Dikmen bize İsrail iç siyasetindeki son süreçleri, oradaki belli başlı eğilimleri, yaklaşımları ve Netanyahu'nun o entegrasyonu, farklı müzakere yollarını tıkayan, bir düğüm noktasını oluşturan noktalardan bahsetti. Ve siz de pek çok noktadan bahsettiniz. Özellikle bu haritalarla 50-60 yıllık süreç içerisinde bu yerleşim meselesi, mülksüzleştirme tertiplerini, yordamlarını, oradaki Müslümansızlaştırma stratejisini ve İsrail devletinin kurulması ve Filistinlilerin orada ikinci sınıf statü alma meselesini çok güzel anlattınız. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Gayet güzel, çok farklı noktalarına temas ettiğimiz bir tartışma yaptık. Çok teşekkür ederim size.